cümleyi kurmasını beklersiniz ama kuramıyorlar. Çünkü niye? Böyle düşünmüyorlar. Paşam. Buyurun. Milletin bikini giymesi, Mercedes'e binmesi, bilmem ne. Yok efendim, rock müziği dinlemesi. Burayı modern ve medeni bir ülke yapmıyor. O zaman lanet edenler, çatal bıçak fırlatanlar bugün böyle bir takım gevrek gevrek Ahmet Kaya'yı savunmaya çalışıyorlar. Çok utandım hatta. O gün çalıştığım kurumda bile derinlikle Ahmet Kaya'ya provokasyon yapanlar bugün gazeteleri yönetiyorlar. O yüzden gözümden bir damla yaş geldi. Asansöre bindik, postacı Tayfun'a hiç bakmıyor, benimle ilgileniyor. Erhan Bey nasılsınız, bugün haberlerde ne var dedi. Ben de postacıya cevap vermeden Tayfun'a döndüm. Bak gördün mü dedim. Halk artık çalışanı anlamaya başladı yavaş yavaş dedim. Sen dedim Arap kulislerinde çay kaynatırken biz çalışıyoruz dedim. Bak postacı arkadaş biliyor kimin çalıştığını dedim. Postacı indi. Erhan Bey dedi, sen beni tanımadın ama dedi, ben dedi abinizin üst katında oturuyorum Mustafa dedi. Beni sevindiren şey, artık ekonomi diline çok alıştınız siz de. Yani bu ileri yarı ekonomi olmaz. Sayılırım. Hocam ben yani mesleği elinizden almayayım, dikkat edin. yok alın. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle. Hafta içi her gün 17.30 19 saatlerinde LSFM'de. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle başlıyor. İyi akşamlar. 10 Mayıs 2019 günlerden Cuma. RSFM'desiniz. Ben Yavuz Ohan. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle programında. Seçimlerin üzerinden 40 gün geçti. YSK'nın kararının üzerinden de 5 gün. Artık 23 Haziran'da İstanbullular sandığa gidecekler ve propaganda dönemi de başladı bile. Ama hala YSK'nın verdiği kararda kim mağdur kim değil tartışması yapılıyor. Bu dün akşam Binali Yıldırım bir mağdur varsa o da benim dedi. YSK'nın yaptığı tespitler nedeniyle seçimlerde mağdur olduğunu söyledi. Bugün Ekrem İmamoğlu ona yanıt verdi. Dedi ki herhalde kendi söylediğine kendisi de inanmıyor. Eğer bir mağduriyet varsa aday olduğu için mağdur olmuş olabilir dedi. Böyle bir polemik var adaylar arasında ama işin tabii nasıl YSK tarafından karar verilirken hangi gerekçelerle bu kararın altına imza atıldığı meselesi asıl mesele. O gerekçeli karar halen çıkmış değil. Dün YSK'daki AK Parti temsilcisi Recep Özel'le konuştuk. Kendi penceresinden durumu anlattı. Hatta bazı izleyenlerimiz ve dinleyenlerimiz benim Recep Özel'e doğru soruları soramadığım yönünde eleştiriler de yönelttiler. Haklı da olabilirler. Bugün ise İyi Parti'nin YSK'daki temsilcisiyle konuşacağız. Aydın Özgül Kırmızıoğlu canlı yayın konumuz olacak. Dün Recep Özel'in aktardıklarını ona soracağız. O da aynı yerdeydi ve karar alınırken masanın başındaydı. Onun değerlendirmelerine bakacağız ve böylece bütün tarafları dinlemiş olacağız. Biz de misyonumuzu yerine getirmiş olacağız. Onunla kalmayacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara'da bir açılışa katıldı. Diyanet'in bir cami açılışına. Orada enteresan bir tablo vardı. Melih Gökçek, Mustafa Tuna, iki eski belediye başkanı, biri görevden alınan. Yanındaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ama Ankara'nın seçilen belediye başkanı Mansur Yavaş o tablonun içinde yer almadı. Melih Gökçek'e özel teşekkürü de Cumhurbaşkanı'nın çok konuşuldu. Erdoğan'ın seçimle ilgili de çarpıcı açıklamaları var. Onları da aktaracağız. Zaten YSK bağlantımız öncesinde bunları sizinle paylaşacağım. Onun dışında diğer liderlerin, siyasetçilerin YSK ile ilgili, YSK kararı ile ilgili, seçimlerle ilgili kararları programımız içinde sizlere aktaracağım başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu iptal kararı ile ilgili konuşurken hep Avusturya'yı örnek gösteriyor ve seçimlerden 8 ay sonra seçimlerin iptal edildiğini söylüyor. Edilebiliyor yani diyor, Avrupa'da da böyle yanlışlıklar veya usulsüzlükler, yolsuzluklar olabiliyor diyor. Avusturya'nın detayını sorduğunuz zaman pek kimse bilmiyor. Biz de bugün Avusturya'ya bağlanacağız. 8 ay sonra Avusturya'da iptal edilen seçimlerin gerekçesini, hikayesini doğrudan Avusturya'dan öğreneceğiz. İptal kararı sonrasında birçok sanatçı her şey güzel olacak başlığıyla paylaşımlar yapmıştı sosyal medyadan. Bu çok konuşuldu, hala da konuşulmaya devam ediyor. Bununla ilgili bugün iki isim öne çıktı. Bunlardan birisi Nevşehir Belediye Başkanı, bir diğeri de Kenan Sofuoğlu. O motorcu milletvekili, AK Parti milletvekili.
Nevşehir Belediye Başkanı bu sanatçılara benim bulunduğum yerde asla konser yaptırılmayacak dedi. Büyük tartışma yarattı ve ifadeler de son derece sertti. O ifadeleri de ona verilen yanıtları da aktaracağım size. Kenan Sofuoğlu ise 24 Haziran'da milletvekili seçildi. Benim bilebildiğim kadarıyla birkaç konu başlığında gündeme geldi. Onlardan birisi çok pahalı arabasıydı. Yabancı plakaydı yanılmıyorsam. Bir diğeri ayaklarını masanın üstüne çıkartmış. Karşısında iki tane çalışanı var. Emirleriniz diyordu. Bir Instagram paylaşımıydı. Ona şaka yaptım dedi. Şimdi de sanatçılara, her şey çok güzel olacak diyen sanatçılara şöyle bir mesaj verdi. Bu kadar zenginseniz buna Erdoğan'a borçlusunuz. Yediğiniz kaba pisliyorsunuz. Böyle ağır bir şey yani, üslup olarak da son derece kaba. Kenan Sofuoğlu bu mesajı attı. Tepkiler üzerine ne dedi dersiniz? Yine aynı şeyi söyledi. Dedi ki şaka yaptım ama siyasi espriyi anlamıyor kimse. Sonra da paylaşımını sildi. Sofuoğlu'nun paylaşımını net olarak sizlere aktaracağım. Ardından silerken yaptığı açıklamayı da konuşacağız. Bir de Sofuoğlu 24 Haziran'dan bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletin vekili olarak, yani bizim vekilimiz olarak hangi faaliyetlerin altına imza atmış? Gerçekten vekil olarak, ama tartışmaların merkezindeki adam olarak değil. Onları da konuşacağız. Onları da aktaracağız size. 600 vekilden birisi biliyorsunuz Sofuoğlu. Bakalım neler yapmış, onları da göreceğiz. İyi bir haber var. Ayşe öğretmen biliyorsunuz cezaevindeydi. Çocuklar ölmesin demişti. Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün sunduğu şovda, Beyaz Şov'da. Sonrasında hakkında soruşturma açılmıştı. Beyazıt Öztürk özür dilemişti Ayşe öğretmeni ekrana çıkarttığı için. Ama o sözlerin arkasında durdu. Yargılandı, ceza aldı. Tam doğum yapmak üzereydi. Ertelendi. Çocuğu oldu. Bir kez daha ertelendi. Sonra da cezaevine girmişti. İşte Anayasa Mahkemesi Ayşe öğretmenle ilgili hak ihlali kararı verdi. İfade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmeli dedi sözleri. Bunu söylerken çok enteresan gerekçeler de koydu kararına. O karara bakacağız. Çünkü Türkiye'de birçok insan ifadelerinden dolayı terörü övmedikleri halde terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle davalarla uğraşıyorlar. Akademisyenler bunların en başında geliyor. Ya da Türk Tabipler Birliği üyeleri ceza aldılar daha yeni 20 ay. Bunların durumunu etkileyecek mi? Çünkü onların dosyaları da Anayasa Mahkemesi'nde. Konunun uzmanıyla konuşacağız. Tabii gazeteciler de var. Dün akşam, dün gün boyu aslında dolarda böyle adım 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 yükselişi izlemiştik. 6.25'lere kadar çıkmıştı. Sonra 6.15'lere geri dönmüştü. 6.20'lere pardon, 20-22 civarında günü kapatmıştı. Gece Asya piyasaları açıkken dolardaki yükselişi önlemek ve aşağı doğru bir baskı üretmek için Ankara'da bankacıların ekstra mesai yaptığı ortaya çıktı bugün. Gerçekten operasyonda sonuç vermişe benziyor. 6.10'un altına düştü dolar. Peki bunun bir maliyeti var mı? Buna bakacağız. Uzman konuğumuz olacak. Ayrıca işsizlikle ilgili TOP Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin yaptığı bir ön araştırma var. Şubat ayında işsizlik rakamının rekor kırmasını bekliyor. O rakamları da paylaşacağım sizinle. Programın sonunda T İnsan adlı kitabı tanıtacağım size. Şöyle elime de alayım. T İnsan, Ufuk Tarhan'ın kaleme aldığı bir kitap ve insan yaşamıyla ilgili bir kitap. Fütürist Ufuk Tarhan ve insanlara bir takım tavsiyelerde bulunuyor. Bu çağımızın en moda deyimlerinden ya da mesleklerinden biri herhalde fütüristlik. Onunla ilgili de bilgi alacağız kendisinden. Kitapla ilgili de, ayrıca kendisinin imzalayacağı 3 kitabı da bizi izleyen, YouTube'dan izleyen dostlarımıza armağan olarak göndereceğiz. Yaklaşık 1,5 saat boyunca haftanın son günü bütün o başlıkları sizlere aktaralım ki şöyle dolu dolu hafta sonuna girin, sonra unutun diye. Saat 7'ye kadar sürecek olan yayınımızı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Bursa'da, Kocaeli'nde radyodan takip edebiliyorsunuz. Sputnik Türkiye'nin YouTube sayfasında her zaman olduğu gibi canlı yayındayız. Twitter'da, Facebook'ta adresimiz Yavuz Ohan. WhatsApp haber hattımızsa 0531-629-3292 diyelim. Programa başlayalım. Masal değil,
gerçekleri anlatıyoruz. Yine muhalefetin anlatımıyla öğreniliyor, muhalefet şerhi yazılıyor ve bunun da rapora konulması beklenirken rapora konulmadığı ortaya çıkıyor. İşte isyan da buna. Haber veriyoruz. Program içinde siyaset bölümünde sizlerle paylaşacağız. İdlib meselesi de bugün mercek tutacağımız konulardan, başka başlıklarımız da var. Bir de bunu dinleyi kaçırmayın, haber alma hakkınızı kullanın. Yavuz Oğan'dan bir de bunu dinle hafta içi her gün 17.30-19 saatleri arasında RSFM'de. İki aday arasında İstanbul'da Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu arasında geçecek yarış yine 23 Haziran'da. İki aday arasında da bir söz düellosu var. Tabii YSK'nın kararı sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi usulsüzce belediye başkanlığı elimizden alındı. Ekrem İmamoğlu'nun elinden alındı görüşünü altını çizerek seçmenlerine iletmeye, İstanbullulara iletmeye çalışıyor. İşte bu görüşe tam ters bir görüş Binali Yıldırım tarafından geldi. Enteresandı, dikkat çekiciydi. Dün akşam asıl ben mağdurum dedi Binali Yıldırım yaptığı açıklamada. Bir iftar programına katılıyor ve orada diyor ki seçim kurulu yaptığı yanlış işlerle bizi de mağdur etti. Görevlendirilen, şartları tutmayan insanların yaptığı iş ve işlemler yüzünden biz de mağduriyet yaşadık. Eğer onlar işini düzgün yapmış olsa böyle bir soruşturma başlar mıydı dedi. Bu Ekrem İmamoğlu'na soruldu bugün. Ekrem İmamoğlu da ona bir yanıt verdi. Belki aday olmakla mağdur olmuş olabilir dedi Binali Yıldırım için. Yüksek Seçim Kurulu'nu da eleştirdi açıklamalarında Ekrem İmamoğlu ve nasıl bir mağduriyet anlamadım, kendi söylediğine inanıyor mu acaba dedi Binali Yıldırım için. Bir mağduriyet varsa belki aday olduğu için o mağduriyet oluşmuş olabilir dedi yaptığı açıklamada. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama önemliydi. O da bir iftar programı sonrasında bu YSK kararlarını değerlendirdi ve şöyle söyledi. Demokrasi anlayışları ve milli iradeye saygılarının seçim sonuçlarını kabul etmeyi gerektirdiğini söyledi Erdoğan. Yani bizim demokrasi anlayışımız, milli iradeye saygımız seçim sonuçlarını kabul etmeyi gerektiriyor. Nitekim öyle de yaptık dedi İstanbul seçimleri için. Ancak İstanbul'da farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Seçimin ertesi günü netleşen gayri resmi sonuçlar Cumhur İttifakı olarak 39 ilçeden 25'ini almamıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı ilk etapta 28 bin civarında bir oyla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Aslında o ilan gece saatlerinde 3000 küsur oyla biz kazandık biçiminde AK Parti'den gelmişti ama sonrasında YSK'nın yaptığı açıklamaya vurgu yapıyor anlaşılan Cumhurbaşkanı. Fakat yapılan itirazlarla bu rakam önce 25 bine ardından 21 bine en sonda 13 bin küsurata kadar geriledi. Şimdi bütün bunlar burada bir şaibenin olup olmadığını ortaya koymuyor mu dedi Cumhurbaşkanı. İtirazlarını yaptıklarını hukuka uygun bir şekilde adım adım il, ilçe ve Yüksek Seçim Kurulu'na söyledi. İtirazlarını yaptıklarını anlattı. Sonuçta dedi YSK değerlendirmesini yaptı ve 23 Haziran'da seçimin yenilenmesine karar verdi. Dikkat ederseniz burada yapılan iş bir başka adayın kazandığı seçimi götürüp bir başka adaya teslim etmek değildir. Yani Ekrem İmamoğlu'ndan alıp Binali Yıldırım kazandı demedi diyor YSK. Yapılan iş, tespit edilen yolsuzluklar, hukuksuzluklar ve usulsüzlükler sebebiyle şaibeli hale gelen bir seçimin yenilenmesidir. Sandık kurullarında iki memur olması gerekirken memur yerine bankaların işçileri oralarda bu şekilde verilirse, bunlar da ispatlanırsa, belirlenirse beklenen karar ne olmalıydı diyor sizce? Ve bir enteresan cümlesini daha aktaracağım. Sonra Yüksek Seçim Kurulu'ndaki İYİ Parti temsilcisine gideceğiz. Şayet diyor Cumhurbaşkanı 24 Haziran seçimlerinde aynı tespitleri yapmış olsaydık orada da itirazlarımızı gerçekleştirir, hukuki haklarımızı kullanırdık. Bu konuyla ilgili usulsüzlükler Büyükşehir Başkanlığı seçimiyle ilgili araştırmalarımız sırasında tespit ettiğimiz için itirazlarımızı şimdi yaptık diyor. Eğer 24 Haziran'da da görseydik aynı şeyi yapardık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Telefon attığımızda Aylin Özgül Kırmızıoğlu var. İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi. Onunla hem Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamaları üstünden de konuşacağız. Dün Recep Özel'le yaptığımız mülakat çerçevesinde de. Hoş geldiniz Sayın Kırmızıoğlu.
Merhabalar Yavuz Bey. Cumhurbaşkanı diyor ki 39 binlerde çıktı, ilçelerin çoğunu aldık, baktık büyük şehri rakip aday kazanmış, burada bir aksilik var dedik, araştırdıkça usulsüzlük çıktı, yolsuzluk çıktı ve bir sürü unsurla karşılaştık, onun üzerine de YSK böyle bir karar aldı, bu yanlış bir karar değildir diyor. İlçeleri farklı partilerin alması, büyük şehri bir başka partinin alması, 29 bin olan oy farkının 13 binlere kadar düşmesi usulsüzlük için yeterli bir delil sayılır mı? Şimdi Yavuz Bey, burada aslında güzel oldu. Birkaç açıklama yapmak gerekiyor kamuoyunda yaratılan bu çelişkili ifadeler nedeniyle. Şimdi şöyle, oy farkının düşmesi iki aşamada oldu. Maddi hata denen bazı hatalar oluyor sandık sonuç tutanaklarında. Yani oy kaydırma dediğimiz husus oluyor. Fakat bu her seçim düzeltilen bir yanlışlık olduğu için, hı hı, ilk etapta 12 bin oy, 8 bini Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, 4 bini de Cumhuriyet Halk Partisi'ne olmak üzere düzeltildi. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Bu birincisi. Daha sonra yeniden sayım kararı hatalı olarak verilen aslında 6 ilçede geçersiz oylar yanlış değerlendirme sonucunda maalesef. Neden yanlış değerlendirme? Çünkü bizim kanunumuzda şöyle bir madde var. Bir oy pusulası koyulması gerekirken 3 oy pusulası girmişse aynı seçim türüne ilişkin, diyelim ki evet, Ekrem İmamoğlu'na 3 tane oy pusulası koyulmuş. Hı hı. Bunlar düzgün bir şekilde basılmış, aynı zarfa koyulmuş. Sayım sırasında sandık açıldığında sandık kurulu bakıyor, o pusulalardan 3 tane var. Kanun der ki bunların 3'ü de hesaba katılmaz. Ve bunlar geçersiz oy olarak kenara ayrılır. Tutanağa da geçersizlik sebebi yazılır. Ve sonra bunlar torbada ayrı bir yere, boğum dediğimiz ayrı bir bölüme bağlanır. Ve bu şekilde ayrılır. Şimdi yeniden sayımlar sırasında maalesef bizim sandık sonuç tutanaklarında tespit ettiğimiz en büyük hata geçersizlik sebebi yazılmamış. Yani bu geçersizlik sebebi bir zarftan 3 tane Ekrem İmamoğlu'na çıktı ya da 3 tane Binali Yıldırım'a çıktı şeklinde bir detaylı açıklama olsaydı yeniden sayımlarda bu aradaki fark kapanmayacaktı. Şimdi evet, dolayısıyla biz bu şaibeyi kendimiz aslında ileri sürüp iddia etmemiz gerekirken muhalefet olarak maalesef yeniden sayım sonucunda oy farkı kapanmış gibi göründü. Evet. Dolayısıyla ben o iddiayı kabul etmiyorum. Yani şaibe olduğu yönde böyle bir... Buradan yola çıkarak bir şaibe iddiasının doğru olmadığını söylüyorsunuz. Evet, ben bunun doğru olduğunu sanmıyorum. Çünkü hiçbir zaman sandık kurulları geçersizlik sebebini yazmamış. Belki de şu an kanun koyucu iktidar seçim kanunlarını değiştirmeyi düşünüyorlarmış. Geçersizlik sebebi oy pusulasının üstüne, arkasına sandık kurulunun imzalarını içerecek şekilde belirtilirse bu tip yeniden sayımlarda biz bunun önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Peki, böyle belki de bir önlem alınabilir bununla ilgili. Evet, doğru. Şimdi devam edeyim isterseniz. İlçelerdeki işte 39 ilçeden çoğunu AK Parti aldı ama büyükşehiri Ekrem İmamoğlu aldı. Bunu da bir çelişki olarak görüyor Cumhurbaşkanı. Şimdi bu sandıkta bakın seçmenin iradesidir bu. Hı-hı. Yani biz bunu çelişki olarak göremeyiz. Neden? İlçesinde verir, tanıdığı bir başkandır, adaydır, verir. Ama büyükşehir açısından orada belki partiyi gözetiyordur, vermez. Yani bunu bir şahidi olarak, o zaman yani geriye döneriz, birçok seçimde bu tip sonuçlar çıkmıştır. Ben bunun hukuki olduğunu düşünmüyorum. Yani karşılık bulacağını da düşünmüyorum. Zaten Ankara'da da örneği var bunun. Ankara'da da Mansur Yavaş için benzer bir durum söz konusuydu. Evet, büyükşehir'de yani kendisi kazandı. Evet. Öne geçmiş olabilir. Bugün şimdi üzerinde konuşmamız gereken unsur herhalde Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararın gerekçesi. Siz bu kararın gerekçesini biliyor musunuz? Şimdi biz o gün toplantı sırasında biliyorsunuz 44 sayfalık bir dilekçeyle, hatta 3 dilekçeyle başvurdu itiraz eden parti. AK Parti. AK Parti. Şimdi bu itirazlar arasında biliyorsunuz işte kısıtlı seçmenler, hükümlerin oy kullanması, ölülerin yerine oy kullanılması ve sandık kurulları vardı. Evet.
Şimdi araştırma kararı verildi. Çıkan şeyler, yani şimdi bir de şöyle bir şey var, onu da açıklamam gerekiyor. Ben geçen gün sanıyorum Recep Bey'in bir açıklamasını gördüm. Talep işte bizim şöyle 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 itirazlarımız vardı. Bunlar kabul edildi. Hayır, bunlar kabul edilmedi. Gerekçe olarak kısıtlı seçmen iddiası reddedildi. Çünkü bütün araştırmaların sonuçları geldi. İddia ettikleri gibi 47 bin seçmen değil. Dün bizim yayınımızda vardı ve kendisi evet, kabul edildi dedi bizim gerekçelerimiz. Hayır. Ama o seçim sonucunu değiştirmiyordu dedi. Hayır, kabul edilmedi çünkü gelen listeler zaten bütün kamuoyuyla da paylaşıldı. Biz de paylaştık, biz de açıkladık. 47 bin kişiden 776 bin kişi çıktı. 776 kişi, özür diliyorum. Estağfurullah. Şeylerde, cezaevlerinde belki 10 kişi belki 12 kişi çıktı. Hı hı. Çifte olduk olalım. Ölü seçmen şöyle çıktı. Listelerin kesinleştiği 23 Mart'tan 31 Mart'a kadar ölen kişiler çıktı. Fakat onların adına da oy kullanılmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu sebeplerin hepsi zaten o günkü 5,5 saatlik toplantı sırasında zaten bu gerekçeler düştü. Peki. Yani bu şekilde redde bir imkan kalmadı. Sonra sandık kurullarının oluşum aşamasındaki usulsüzlüklere geldi heyet. Evet. Gelen araştırma sonuçlarına bakıldı. Araştırma sonuçlarında yine Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iddia ettiği gibi 19 bin bir rakamı vermişlerdi. Hı hı. Bunu da söylemem gerekiyor. Bakın, 19 bin rakamını ancak iktidar olma avantajına sahip bir parti verebilir. Bu delili sunabilir. Evet. Nasıl yani? Yani şöyle ki, şimdi 19 bin sandık görevlisi ve sandık başkanının TC kimlik numaraları, hangi sandıkta görev yaptıkları, Sosyal Sigortalar Kurumu'ndan kontrol etmişler. Nerede çalıştıkları, sigortalı olup olmadıkları, işsiz olup, yani bizim önümüze, daha doğrusu yüksek kurulun önüne böyle bir, o valizlerle gelen dosyalar bunlar. Yani İyi Parti bunu yapmaya kalksa yapamayacaktı ama İçişleri Bakanlığı fazla mesai yapmış anlaşılan. Aynen öyle. Zaten kısıtlı seçmen açısından da Sağlık Bakanlığı fazla mesai yapmıştı. Çünkü aslında özel bilgi olan, kişisel bilgi olan bu şahısların işte zihinsel engeli olduğu vesaire raporlar dökülmüştü gelen delillerde. Şimdi o raporları CHP ya da İyi Parti'nin bulup elde edip buraya delil olarak sunabileceğini düşünüyor musunuz? Söz konusu değil tabii. Dolayısıyla zaten aslında bir eşitsizlik var. Yani seçim öncesi seçim yasaklarına nasıl uyulmadıysa, iktidar partisi bu avantajların tamamından faydalandıysa, aynı adaletsizlik maalesef itiraz sürecinde de yine oldu. Biz yine hiçbir delil elde edemeyen muhalefet olarak bir dilekçeyle her şeye itiraz ederken, onlar bütün ellerindeki devlet imkanlarıyla kısıtlı listeleri, sandık kurulu başkanlarının hatta akrabalık ilişkileri. Şimdi bunlar soracağım onu oldu. Size soracağım. Evet. Soracağım, 117 akraba bir ilçede nasıl olur diye dün Recep Özel itirazlarının haklılığını aktarırken böyle bir iddiayı da ortaya attı. 117 akraba farklı sandıklarda görev yapmış, bu olabilir mi diye. Şimdi bunun kadar normal bir şey olabilir mi? Peki ben soruyorum. Diyelim ki Maltepe ilçesinde. Maltepe, evet, yani, orada söyledim. Diyelim ki Maltepe ilçesi. 117 akraba nasıl olur? Ve şimdi biz Türkiye'de yaşamıyor muyuz? Yani işte şurada Karadenizliler yaşar, burada Rizeliler yaşar, burada Çorumlular yaşar diye bunlar akraba ilişkileri içinde hepsi komşudurlar vesairedir. Artı zaten sandıklara atanırken o çevrede oturan şahıslar seçiliyor. Dolayısıyla ben bunun yani bir şaibe olarak ileri sürülmesinden bile hicap duyuyorum, açık söyleyeyim. Yani hukuk delile dayanır. Yani onların akraba olmasının tutulup da burada bir şaibe olarak ileri sürülmesi, ben kabul etmiyorum hukuken. Zaten yüksek kurul da kabul etmedi. Bunu yani kabul etmedi. Etmedi. Peki. Artı bir de şu söylendi yine kurulun önünde. Dendi ki yine listeler döküldü önümüzde. Yani deniyor ki işte bakın şu kişi FETÖ'cü şunun yengesi. Şu kişi FETÖ'cü şunun, isimler söylenmiyor, FETÖ'cünün amcası. FETÖ'cü kim de belli değil yani o arada. Onu bilmiyoruz. Yani kurulun önüne öyle bir liste falan koyulmuyor zaten. Ama
5,5 saatlik işte belki 1-2 saat süren Recep Bey'in konuşmaları sırasında bunlar dahi söylendi. Yani dolayısıyla şimdi en azından kurulun önünde yani böyle şahide yaratıcı işte FETÖ'cülük iddiasının sürekli ortaya atılacağı ortamların yaratılması yani bizi hukukçu olarak rahatsız ediyor. Bir de oradakiler FETÖ'cü denmiyor anladığım kadarıyla. Onun yengesi, amcası, amcasının oğlu, torunu falan diye gidiyor. Orada suçun şahsiliği, işte cezanın kişiye özel olması. Yani onları geçiyorum zaten. Hani bunun hukuki olmadığı açık da hangi amaçla söyleniyor o rahatsız edici. Peki. Çünkü biz hukuk konuşuyoruz orada. Hı hı. Peki bunları söylediler bu 5,5 saatlik toplantıda gerekçe ne oldu? Yani biz gerekçeyi biliyor muyuz? Siz biliyor musunuz gerekçeyi? Gerekçe şöyle bu sandık kurulları kanuna aykırı oluşturuldu. Kaç sandık? 212 sandık başkanı yeterli görüldü bunun için. 212 sandık yeterli görüldü. Diğerleri araştırılmadı bir de mi? Bunlar da araştırılmadı. Bunlar şöyle araştırıldı bakın. İlçelere soruldu işte o bir 10 günlük bekleyişimiz zaten bu yüzdendi. Hı hı. Seçmen Kütükleri Genel Müdürlüğü Yüksek Kurul'un bir organı olan bir birimi yazdı buralara. Dedi ki sen bu sandık başkanlarını ve üyelerini neye göre atadın? Bana gönder. Nedir bunların görevi? Evet. Onlar bize bildirdi. Oradan bildirilen ayrıma göre Recep Bey her ne kadar 19 bin kişi rakamından yine bahsedip kurulun kafasında bir soru işareti yarattıysa da bizim buradaki seçmen kütüklerinin yaptığı listede toplam 212 tane sandık başkanının sadece bakın 6 bin rakamı vardı sandık başkanları için 212 tanesinin kamu görevlisi olmadığı ortaya çıktı. Hı hı. Kamu görevlisi değil ama bunlar kimdir diye bakıldığında özel bankalardan, özel şirketlerden. Mesela Recep Bey dedi ki ben dedi bu listeyi kabul etmiyorum dedi seçmen kütüklerinin yaptığı listeyi. Çünkü dedi bize göre dedi mesela dedi şu isim dedi özel şirkette çalışıyor. Bakılıyor şimdi listeye özel şirket denen şirket belediyenin bir iştiraki olan bir şirket. Dolayısıyla yani kurul da hani ilçe seçim kurulu da belediyeden diye almış diyelim ki. Yani evet. bunlar detaylı zaten orada hani biz de araştıralım ya da kurul araştırsın bu insan gerçekten kamu görevlisi mi değil mi? Böyle bir ortam olmadı zaten. Ama o araştırmayı olarak, yapmadan nasıl karar verebilir? Çok enteresan değil mi? Bana da enteresan geldi. Ama netice olarak zaten şimdi bir kanaat oluştu kurulda demek ki. Çünkü biz o ana kadar zaten çok gayri hukuki gördüğümüz için çünkü bizim Mustafa Kemal Paşa itirazımız ve onun reddi var biliyorsunuz. Şimdi ona geleceğim. O çok farklı diye söyleniyor çünkü onu da ayrıca soracağım. Bugün Binali Yıldırım'ın açıklamasında şöyle diyor. 123 tane büyükşehir belediyesine oy kullanılan sandıklardan 22 tanesi tamamen boş diyor. Geriye kalan 101 tanesi de sayım sonuç tutanağı var ancak imza yok. Teyit edecek bir şey yok. Bunları topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı 42 bin oya tekabül ediyor. İki adayın arasındaki fark 13 bin, 42 bin sağlıklı kayıtlara geçmediyse bu aradaki farkın 3 katından fazladır. Seçim iptali normal değil mi diyor. Bu nasıl bir hesap? Şimdi bu yanlış bir hesap her şeyden önce. Neden yanlış bir hesap? Bu tutanakların boş olması... Evet kabul edilemez. Fakat bunun nedir sağlaması? Yani şaibelik bir yöntem yok. Çünkü sandık yani çuval yani oylar elimizde bizim. Yani nedir bunun sağlaması? Açarız o çuvalı gerekirse. Sayarız kaçmış oraya kaç yazılmış doğru mudur değil midir? 212 mi 112 mi ve hatta ve dahi diyorum size İstanbul mu yani tamamı mı? Gerekirse İstanbul'un tamamı sayılırdı. Biz bunu da söyledik. Dedik ki seçim iptali yerine o zaman sayalım tekrar. Yani varsa böyle bir şaibe. Hatta bu 212 tane sandık kurulu başkanı kamu görevlisi değil ya seçimin sonucunu etkiliyor ya gerekçe bu çünkü. Açalım o 212 sandıkta ne var? Nasıl bir şaibe? Siz bilmiyor var? Musunuz bu 212 sandığın hangileri olduğunu? Hayır bilmiyoruz. Recep Özel diyor ki biz biliyoruz.
Onlar ama biliyorlar, bizden fazla şey biliyorlar. Aa, herkes zaten biliyor diyor, YSK da biliyor diyor, oradaki temsilciler de biliyor diyor. Nereden bilebiliriz? Hiç kimse bilmiyor. O sandıklara ilişkin ne sandık bilgisi verildi, ne o sandık. O zaman bizi Recep Özel doğrudan kandırdı dün. Vallahi soralım Recep Bey'e, ben bilmiyorum, ya da bana da bilgiyi versin o zaman Recep Bey, ben konuşayım kendisiyle. Çünkü ben şunu merak ettim, o 212 sandığın sonucu ne? Söyledi mi dün kendisi? Hayır, önünde değil dedi. Peki ben bunu kendisiyle konuşurum. Bir dahaki başka bir programda bunun teyidini alırım kendisinden. Lütfen sorun yani, ben çünkü tabii herkes biliyor, sorarlarsa zaten onlar da öğrenebilirler dedi. Yani son derece kendinden emindi. Hatta beni de kilitledi çünkü kimse bilmiyor diye biliyorum ben evet, de bu meseleyi. Peki neymiş o sonuçlarda, yani ne olmuş? Yani önümde yok diyor, önümde yok dedi. Herhangi bir şey söylemedi, şaibe konusuna girmedi. Ben yalnız 16 bin sandıkta %51 AK Parti, %47 CHP diye bir sonucu gördüm tutanaklardan. O elimizde var. O şu, 19 bin şaibeli kamu görevlisi olmayan sandık var dediği iddia araştırıldı. Oradaki sonuçlar %50 AK Parti, %47 CHP. Yani usulsüzlüğü yapanlar, AK Parti'ye göre usulsüzlük iddiasında bulunduğu sandıklarda usulsüzlüğü yapanlar beceriksizlik yapmış gibi bir sonuç çıkıyor oradan. Yani evet, biraz öyle oluyor. Yanlışlıkla daha fazla çıkarmışlar gibi. Peki bu boş tutanak ne demek Sayın Kırmızıoğlu? Şimdi boş tutanak şu. Sandık açıldığı zaman saat 17'de açıldı. Sandık kurulu açtı. Bir çetele var. Tamam. Yani alıyor bakıyor, işte CHP'ye çıktı. İşliyor. Yani işliyor. Onun sonuçlarını, çetelenin sonuçlarını da sandık sonuç tutanağına geçiriyorlar. Tamam. Sandık sonuç tutanağı bazı işte sandıklar için sisteme girilmemiş. Sistemde bulunamadı. Ha bu yok mu? Bu yok demek değil bakın. Tekrar söylüyorum, o çuvalı açalım bakalım içinde de vardır. Parti temsilcilerinde de vardır. Yani bunu bak işte yok, boş. Çünkü biz bütün diğer partilerin itirazları açısından bu tutanaklara bakabildik mi? Bakamadık. Çoğu itirazımız zaten reddedildi. Dolayısıyla yani aslında bütün Türkiye'de olan bir şeyi tutup da sadece İstanbul Büyükşehir seçimine özgüleyerek, bak işte tutanak boş, buradan da bu kadar oy yapıyor. Zaten bunu tartışmanın manası. Tutanak boş, tutanak boşsa o oylar Yüksek Seçim Kurulu'nun sistemine girmedi mi demek? Hayır, bu? Girdi. Neden girdi? İl birleştirmede var o sayılar. Ne demek yani, şimdi iyice kafam karıştı. Zaten o sayılar varsa, onlar girdiyse, burada bir sorun yoksa boş tutanak tartışması neden? Ben bilemiyorum yani, zaten bu tip, bakın bu tip iddiaların, bu tip bunları içeren benim yüzlerce itirazım bu itiraz süreçlerinde. Tutanaklara bakılamayacağı için, tutanaklarda çünkü sandık sonuç tutanaklarında hiçbir şey doğru yapılmamış maalesef. Yani hiçbir sayı birbirini tutmuyor, yanlış geçirilmiş. Bunları bulacaksınız, itiraz edeceksiniz. Şimdi onları, ben o tutanakların var olmadığına da inanmıyorum. Çünkü tekrar söylüyorum, çuvalı açalım bakalım ki bunların çoğu da tekrar sayılan sandıklar. Maltepe'de özellikle öyle. Evet. Ama biz bu sandıkların hangisi olduğunu biliyor muyuz? Yani tutanağı boş ya da oradaki tutanak boş bırakılmış dedikleri sandığın hangisi olduğunu biliyor muyuz? İtiraz ettikleri sandıklar belli, evet. Oralardaki sonuçları biz göremez miyiz? Yani baktığımız zaman sistemde göremiyor muyuz? Dün çünkü sistemde Recep Bey bunu görünmüyor diyor. Şunu diyorlar. Ya nasıl görünmez? Şimdi il birleştirme tutanağı diye bir şey var. Oraya geçilen rakam sandık sonuç tutanağıyla teyit edemedikleri için, daha doğrusu sistemde görünmediği için diyor ki, ben diyor nereden bileyim buraya doğru yazdığını diyor. Ki ben onları kendim geldiğinde kontrol ettiğimde çoğu sandıkta da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyunun daha çok olduğunu görüyorum. Yani onlara da bakılabilir ama bakın bu mesela bir dava sırasında biz bunları, davacı davalı lehine olan şeyleri araştırır bulur. Tabii. Şimdi biz bunu nasıl yapacağız? Yani biz şimdi Yüksek Seçim Kurulu'nun yazı işlerine geliyor bu evraklar. Evet. Ve bize bir sonuç tutanağı o sabah veriliyor. Öğleden sonra da karar veriliyor. Yani biz alıp da bu nereden çek edeceksiniz siz bunu? Ya mümkün değil. Bakın şeyleri istedik. Onu da söyleyeyim. 19 bin kişilik listeyi istedik.
Neden? Çünkü 24 Haziran başvurularımız var bizim. 24 Haziran'ın da iptali. 31 Mart'taki belediye seçimlerinin, meclis üyeliklerinde biliyorsunuz iptali için başvurularda bulunduk. Çünkü şimdi biliyoruz ki diyecekler ki delil yok. Delil niye sunmadın? Ha, deliller aslında çok mantıklı olarak zaten İstanbul dosyasının içinde. Evet. Biz bu İstanbul dosyasının içinden 212 tane sandık başkanının 24 Haziran'da da görev yaptığını ispatlarsak sandık sonuçlu sanıklarından ne olur? Tam kanunsuzluk bizce bu. Dolayısıyla bir süreye herhangi bir şarta bağlı olmayan bir itiraz şekli aslında bu. Fakat bunları almak yine bir sorun bizim için. Recep Bey'den ben istedim zaten. Recep Bey dedim şu klasörlerden verin bize, biz bir tarayalım bakalım bunlar var mı? Yani bunların taramasını yapacağız ama iptal gününe kadar böyle bir vaktimiz de olmadı bizim açıkçası. Anladım. Şu andan sonra da olsa belki ileriye dönük kanunsuzlukla ilgili bir iptal başvurusu olacak ama elinizde yeterli bilgi done yok anladığım kadarıyla. Ama dosyada var. Kurulun önündeki dosyada var zaten. Siz ona ulaşamıyor musunuz? Ulaşırız tabii ki. Ulaşacaksınız önümüzdeki günlerde. Ulaşacağız. Aynen. O 212 sandığın kim olduğunu, hangisi olduğunu, oradaki sonuçların ne olduğunu göreceğiz biz. Evet, ben hatta Recep Bey'den isterim. Onda hazır varmış çünkü. Hazır varsa alırım diyorsunuz. Hı-hı. Peki aynen. Sandık kurullarında işsiz olan başkanlar vardı dedi. Yani düşünün dedi. Bırakın memur olmayı, işsiz olanlar vardı dedi. Bu nasıl bir şey dedi. Yani bu bile tek başına meseleyi farklı bir noktaya taşıyor dedi. Şimdi getirmiyor. Yine farklı noktaya getirmiyor. Yani biz kanunun hükmünü yok mu sayacağız? Şimdi kanunun birinci fıkrasını kabul edeceğiz. Kamu görevlilerinden atanır fıkrasını. Son fıkrasında yazan bunlardan bulamazsa ilçe seçim kurulu hakimi çevredeki engel hali bulunmayan kişilerden sandık başkanı ve üyesi atayabilir hükmünü yok sayacağız. Öyle mi? Yani o zaman buraya geliyoruz çünkü biz. Peki biz şimdi tabii ben böyle bir şeyi dinlediğim zaman bir vatandaş olarak iddialar işte şunlar var, FETÖ'cüler var, onlar var, bunlar var, yolsuzluk var, usulsüzlük var. En şaibeli seçimleri İçişleri Bakanı, yani daha bunun ötesi de yok. Bu şartlar altında bu şaibeyi yaratanlarla ilgili de bir şey bekliyorum. Siz gördünüz mü böyle bir şey YSK'da, bununla ilgili bir girişim ya da yapılmış bir soruşturma, gözaltına alınmış bir insan... Yani niye yaptılar bu şaibeyi, bu usulsüzlüğü, bir organize bir iş gibi deniyor yani şimdi çünkü. Şimdi zaten bakın organize iş denmesi bizde büyük bir endişe yarattı. Çünkü ne demek bu? Yani bir FETÖ iması, tekrar söylüyorum. Yani FETÖ el attı, CHP kazansın diye, CHP'nin adayı kazansın diye uğraştı. Şimdi bu ima yaratılıyor. Fakat hukukta ima olmaz Yavuz Bey. Hukukta delil olur. Hukukta delil olur. Şimdi ben konuşmaları da dinliyorum. İşte çalınan oylar deniyor. Evet. Yani çok üzücü. Bakın çok üzücü. Yani bence Yüksek Seçim Kurulu demeli ki ya ben oy çalındığını tespit etmedim. Etmedim. Çünkü böyle iddia savunulmaz. Neden savunulmaz? Siz dediniz ki sandık kurulu başkanları kanuna aykırı atandı. Evet. O da doğru değil de çünkü ikinci kısmında yazanı dikkate aldı. O eski kanun mu? 2018'de böyle bir hak vermiyor dedi dün Recep Hay. Uzan. Nasıl vermiyor Recep Bey? Yani kanun açık, yani okuyalım görelim. Yani onda bir sıkıntı yok. Hayır, kanunun orasında bir değişiklik yok Yavuz Bey. Hı hı. Zaten ilçe seçim kurulu hakimleri hakim. Hatta o çevrenin kıdemli hakimleri. Şimdi bir hakim kendini bu kadar ateşe atar mı? Vallahi ben de merak ediyorum yani o hakimlerin durumunu şu anda. Bu hakimler hakkında zaten soruşturma başlatılacak. Tabii Adalet Bakanlığı izin verirse. Evet. Adalet Bakanlığı izin vermezse hiçbir şey olmayacak. Seçimde yenilendiyse amaç da hasıl olduysa diyorsunuz, ona göre belki. Zaten hayır, ben hakimlerimize de üzülüyorum. Yani neden üzülüyorum? Bakın hepimize lazım bu hakimler. Canım bir daha seçim yapacağız. Hakim aylarca çalıştılar bu işler için. Şimdi tutup da haklarında soruşturma yapıyoruz. Savunmalarını alacağız. Siz peki oradan gelen yanıtları gördünüz mü? Mesela bir hakim oraya bir memur olmayan birini atadıysa, başka bir yere bir şey yaptıysa, suçlanıyorsa Yüksek Seçim Kurulu'na, çünkü onlar neden sorusunun yanıtını da göndermiş olmaları lazım. Neden yaptığına ilişkin bir şey söylüyor mu?
Yani şimdi bu bahsettiğim kanuni uygunluk çerçevesinde eğer kamu görevi, ki mesela Maltepe'yi biliyoruz. Maltepe 1. İlçe Seçim Kurulu sandık kurullarının oluşumu sırasında yazışma yapıyor. Diyor ki ben diyor gelen listede, kaymakamlıktan gelen listede diyor. Çünkü 1089 sandık için iki katı şey bulması gerekiyor. Memur. Kamu görevlisi. Hı-hı. Evet. Memur da değil o. Kamu görevlisi. Kamu görevlisi. Daha geniş bir tanım. Bulması gerekiyor. Eksik kalıyor. Diyor ki ben diyor ne yapayım? Diyor ki YSK ilçe, çevre ilçelerden al. Çünkü öncelik o ilçe. Çevre ilçelerden de istiyor. Fakat gelen isimlere görevlendirme yaptığı zaman 474 kişi eksik kalıyor ve çoğu da mazeret bildiriyor. İnsanlar görev almak istemiyorlar. Zor bir görev. Ne kadar haklı olduklarını da bugün aslında biraz görüyoruz. Bundan sonra zaten bilmiyorum önümüzdeki bu 23 Haziran'da bir kurul oluşumu sağlanabilecek mi? Biraz zor görünüyor şu aşamada. Şimdi eksik kalıyor. Mazeret bildiriyorlar. Tekrar soruyor. Hakim tedbirli ve şey bir insan belli ki titiz. Tekrar soruyor. Diyor ki ben diyor bu mazeretleri kabul etmek zorunda mıyım? Etmiyorum diyor. Yüksek Seçim Kurulu da cevap veriyor. Hayır, mazeretleri kabul etmek zorunda değilsin diyor. Peki mazereti kabul etmedi. Ama şahıs da gelmedi. Ne olacak? Seçim kanununa göre suçu var. Cezası var. Özür diliyorum. Adli para cezası. Cezamı öderim yine gitmem dediyse ne yaptı bu hakim o zaman o durumda? 24 Haziran'da atadığı gibi bankalardan istedi, oradan istedi, buradan istedi. Daha önce görev almış kişilerden, bu işi bilen kişilerden atadı. Yani bunda bir beis olduğunu düşünmedi zaten. Bunları atayabilir miyim diye YSK'ya sormuş olabilir mi acaba o hakim? O aşamada sormaz artık. Yani hani her şeyi sor, zaten sormuş. Peki gerekçeli karar bekliyoruz değil mi? Bekliyoruz Yavuz Bey. Aslında şu an en önemli şeyimiz o. O ne zaman olacak? Bir de şöyle bir iddia vardı, onu da sorayım hazır konuşmuşken. Bu da yazıldı çizildi, işte o gün neler konuşuldu, ne oldu, işte 4,5 saat bu 7 üye hiç konuşmadı, en sonunda iptal yönünde karar verdi gibi. Böyle bir hava sezdiniz mi sizde? O gün tabii büyük, yani konuşmanın büyük çoğunluğu Recep Bey tarafından yapıldı doğal olarak. Yani işte bu size bahsettiğim ve daha da devamı olan listeler üzerinden isimler söyleyerek, işte iddialar ileri sürerek tabii saatler süren konuşma oldu. Dosyanın tabii ki takdim eden üye var. Çünkü her dosya bir hakime veriliyor. O hazırlıyor. O hakim üye bu dosyayı anlatıyor. Beyanlarda bulunuyor. Ben işte baktım dosyaya, şöyle olmuş, böyle olmuş diye. O da bir açıklamalarda bulunuyor. Diğer işte bu iptal iddiasının doğru olmadığına ilişkin hem parti temsilcileri hem de muhalif üyelerden konuşanlar oldu. Ama hani... Bu evet kesinlikle ben ikna oldum, iptal edilmeli şeklinde bir beyan duymadık biz. Yani tam karşı bir görüş dile getirilmedi orada. İptal olmalı, olmamalı diyenler konuştu diyorsunuz ama karşı görüş pek fazla dile getirilmedi. Yani ben evet çok benim aklımda kalan böyle hani hatta ben hani beni böyle paniğe sevk edecek, aa iptal edilebilir mi acaba diye düşündürtecek bir konuşma olmadı o gün. Peki bu takdim eden üye ne yönde oy kullandı? Kabul yönünde. Yani iptal yönünde mi? Evet. İptal yönünde oyandı. Yani dosyayı hazırlayan üyeden bahsediyoruz. Evet. Herhalde evrakları görüp şey yaptığı için, detaylara hakim olduğu için diyelim. Bu yönde oy kullandı. Peki karşı çıkanların gerekçesi neydi? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Şimdi gerekçeler Yavuz Bey bizim kamuoyuyla da paylaştığımız aslında sandık kurullarının seçim kanununda çok net bir şekilde kesinleşme zamanı. 2 Mart. Yani itiraz edilmemişse aynen Yüksek Seçim Kurulu'nun ilan ettiği 2 Mart tarihinde kesinleşmiş sayılır. Bu tarihten sonra ortaya çıkacak herhangi bir usulsüzlük seçimin iptaline sebep olmaz. Bu kararlarla birlikte bu savunuldu. Anladım. Bakın biz burada şu kararı verdik, burada bu kararı verdik. Mustafa Kemal Paşa da herhalde orada gündeme geldi. Aynen, Mustafa Kemal Paşa konusu işte daha yeni bu konuşuldu dendi. Aynen bu gerekçeyle. Hatta bakın
benzemiyor dendiği için anlatayım ben bu kararın ne kadar benzer, hatta lütfen, ne kadar daha kuvvetli olduğunu. Mustafa Kemal Paşa'da adayın belediye başkanının, hali hazırdaki belediye başkanının belediyesinde çalışan, hem de üst düzeyde çalışan şahısların sandık kurulu başkanı olduğu ve 5-6 sandık, o küçük bir ilçede olduğu için bunun seçim sonucuna etkili olacağı dolayısıyla iddiası var bizim dilekçemizde. Bu ne demek? Taraflı demek. Evet. Fakat bu dosyaya gelelim, İstanbul'un iptalini sağlayan dosya. Bu sandık kurulu başkanlarının kamu görevlisi olmaması haricinde taraflı olduklarına, davrandıklarına, buna sebep olduklarına dair herhangi bir delil var mı? Araştırılmadığı için zaten bilmiyoruz diyorum tekrar. Onların tutanakları getirilip ne olmuş burada diye bakılmadığı için, sadece kamu görevlisi olmamaları yeterli sayıldığı için bence Mustafa Kemal Paşa kararında çok daha zayıf bir iddia. Evet. Şimdi tabii YSK isteseydi oradaki belgeleri de çok rahat getirttirebilirdi aslında o toplantıya, ama o toplantıya getirilmemesi kimin kusuru, başkanın kusuru mu ya da üye mi, hazırlayan üyenin kusuru mudur o? Şimdi yok, hayır, onu şöyle ara karar yazıldı. Ara kararla neler araştırılsın, bunlar sayıldı. Hı hı, bu yoktu diyorsunuz içine. Evet, bu yoktu ama zaten bakın olmasını biz de isteyebiliriz. Mesela biz de bunu ileri sürebilirdik. Fakat biz bunun mesela benim açımdan sandık kurulları yönünden iptal edilebileceği son sebepti. İmkansız görüyordunuz yani bunu. Aynen, çünkü biz kanuna inanıyoruz. Kanunda yazıyor. Biz niye itiraz etmedik? Peki. Diğer partilerden de hiçbir itiraz olmadı bu yüzden. Peki, şimdi bir tartışma daha var. Epeyce de uzattık ama son bir kaç cümleyle değerlendirme rica edeceğim. Yedek üyeler de dahil olduğu için asıl üyelerin verdiği oy geçerli olur gibi bir tartışmanın devam ettiğini görüyoruz. 7 asıl üye, 4 yedek üye, hep birlikte toplantı yapıldı. 11 oy üzerinden değerlendirme yapıldı. Bu bir tartışma nedeni midir sizce? Bir zemini var mıdır bunun? Şimdi bu şöyle bir şey söyleyeyim ben. Bunu bu tartışmalar çıkınca ben de tekrar, ben çünkü geçen sene burada görev almaya başladığımda, ilk parti grubu kurulduğunda geldim. Tabii ki Yüksek Seçim Kurulu'nun kanununu okudum. Anayasadaki görevlendirme maddesini okudum. 7 asıl üye diyor. 4 evet, yedek üye diyor. Girdim toplantıya, 11 kişi. Evet. Dedim ki niye 11 kişisiniz Sayın Kurul? Dediler ki biz bir prensip kararı aldık. Hı hı. Tam sayıyla toplanıyoruz. Şimdi bu tabii ki bunu anayasa hukukçuları artık kim tartışacaksa bu tabii ki tartışılabilir, ama prensip kararı nasıl bir karardır, hani geçerli midir kanun hükmünün karşılığında, bunlar konuşulabilir, bilemiyorum. Yani hani bunun sonuçları ne olur, bunu Yüksek Seçim Kurulu göz ardı etmiş olamaz diye düşünüyorum ben. Hani bu kadar kritik bir noktada diyorsunuz. Kritik bir zaten noktayı. Anayasa Mahkemesi de herhalde bu meseleyi konuşacak. Buradan, bunun üzerinden bir tartışmaya belki oradan son nokta konulabilir gibi görünüyor. Yani bilemiyorum. O tartışmayı ben hani çok kafamda net şey yapmadım, oturtmadım açıkçası. İzlemedim. Yani kurula güvendim hani o açıdan. Çünkü neticede yüksek hakimler. Evet. Hani böyle bir usulsüzlüğe izin vermezler, demek ki bir altyapısı var bunun diye düşündüm. Kanunda bir tam sayıyla toplanır, hani seçimin sonucuna etkili hususlarda deniyor. Tam sayının içinde yedek üyeler var mıdır yok mudur tartışması biraz derin bir hukuki tartışma. Onu daha üstatlara bırakmak gerekiyor. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz. Değerlendirmeler için eksik olmayın. Aydın Özgül Kırmızıoğlu ile konuştuk. İyi Parti YSK temsilcisi. Dün de Recep Özer ile konuşmuştuk. AK Parti YSK temsilcisi. Onun verdiği bilgilerin birçoğunu aslında doğrulamadı Aydın Özgül Kırmızıoğlu. İkisini de dinleyenler varsa değerlendirmesini karşılaştırarak yapabilirler. Dünü dinlemeyen varsa onu da dünkü yayını YouTube üzerinden bulma şansları olduğunu söyleyelim. Meral Akşener bugün İsmail Küçükkaya'da canlı yayındaydı. Bütün bu meseleleri konuştu zaten. Hem YSK meselesini konuştu, hem yapılan propagandaları, hem iktidarın yaklaşımını konuştu. Ama bir nokta benim dikkatimi çekti. Onu aktarayım size.
korkunç bir şuur altı var diyor Meral Akşener. Galatasaray Divan Başkanı diyor ki son divanımız olabilir. Sanatçılar konuşuyor, fişleniyorlar. Bu fişlenmeleri 28 Şubat'ta yaparlardı. Tarih tekerrürden ibaret. Rahmetli Özal'ın, Türkeş'in, Demirel'in, İnönü'nün biz bu tarzdaki açıklamalarla ilgili sanatçıyı mahkemeye verdiğini gördünüz mü hiç? Onlar renktir, size de çok hoş bir şey sağlar. O tavırları gördüğünüz zaman dönüp dersiniz ki acaba mı? Sanatçılar gibi insanların bu tür cümlelerinden acaba bende bir hata var mı diye düşünmeniz lazım. Bunlar çok hoyrat davranışlar ve hepsi Sayın Erdoğan'a tarih tekerrür, hepsi Erdoğan'a tarihi tekerrür ettiriyor. Asıl olan o kuruluş değerlerinin dışına çıkmış, gerçekleştirmek istedikleri o değerlerin dışına çıkmış ve o değerlerle ters düşmüş bir Erdoğan var diyor bugün karşı karşıya olduğumuz. Şimdi seçim tartışmalarına biraz yurt dışına giderek bakacağız. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen her fırsatta Avusturya'daki seçimleri örnek gösteriyor ve orada da seçimler iptal oldu diyor. Hem de 8 aylık bir süre sonrasında yapılan itirazların ardından Avusturya'da gerçekten seçim iptali kararı var. Peki nedir oradaki durum? Türkiye ile karşılaştırdığımızda benzer bir durum mu söz konusu? Onları konuşacağız şimdi. Ama bir reklam arasından sonra gözümün içine bakıyorlar. Aslında devam edecektim ama bir reklam arası verip böyle devam edelim. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam edecek. Reklam. Parmağında sigorta, onunla işler yolunda. Dur şunu indireyim. Sompo Mobilo. Nedir bu özellikler? Nedir bu özellikler? Sompo Cephen Sigorta'dan yepyeni bir mobil uygulama. Sompo Mobilo. Tek tuşla tüm sigorta işlemleriniz ve çok daha fazlası parmağınızın ucunda. Sompo Mobilo. Parmağında sigorta, sigorta parmağında. Anneler gününde vatanda sevgi var, indirim var. 8-13 Mayıs tarihleri arasında Dyson Ball Multifloor Toz Torbası Süpürge 2399 lira, Philips Lumea Prestige IPL Tüy Alma Cihazı 1999 lira. Üstelik küçük ev aletlerinde 250 lira üstü alışverişe 2 kat vatan puan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Bir bireyin içindeki tohumu filizlendirebilen bir eğitim anlayışı, bir milletin potansiyelini açığa çıkarabilir. Evrensel ve milli birikimimizi ortaya koyabilecek bir eğitim sistemi için Öğretmen Benim. Doktor Enver Demirel Yılmaz'ın kaleminden Öğretmen Benim tüm kitap satış sitelerinde ve bütün kitapçılarda. Anneler gününde vatanda sevgi var, indirim var. 10-13 Mayıs tarihleri arasında tüm notebooklarda %18 KDV kadar indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Reklam. Yavuz Ohan'dan bir de bunu dinle devam ediyor. Avusturya seçimlerini konuşalım. Cumhurbaşkanının orada da seçimler iptal ediyor dediği. Avusturya Anayasa Mahkemesi 22 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini iptal etti. Arkadaşlar arıyoruz değil mi Avusturya'yı? Peki. Bekliyorum şimdi aramanızı. Avusturya hatta peki. Avusturya Anayasa Mahkemesi Başkanı 22 Mayıs seçimlerine yönelik Özgürlük Partisi liderinin itirazının kabul edildiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı da sık sık buna vurgu yapıyor. Şirvan Ekici ile konuşacağız. Avusturya eski milletvekili telefon attığımızda. Oradaki tablo Türkiye ile uyuşuyor mu diye. Şirvan Ekici hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Türkiye'de seçim iptalini konuşurken Cumhurbaşkanı yurt dışından örnek veriyor. Avusturya. Avusturya'daki örneği bir anlatır mısın bize? Nasıl bir örnek? Türkiye ile biz de karşılaştıralım bakalım uyuyor mu? Şimdi şunu önceden belirtmek gerekiyor. Tabii ki her ülke, her ortam, her eyalet, her şehrin sistemi farklı olabilir, ortamı farklı olabilir. Şimdi Avusturya'daki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Özgürlükçü Parti'nin adayı ile Yeşillerin çıkardığı aday Van der Bellen arasında, Hofer ve Van der Bellen arasında çekişmeli bir seçim geçti. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu, evet. Ve sonuçta 2017 seçimlerinde Yeşiller Partisi'nin adayı Van der Bellen daha çok oy alarak da kazandı. Buna itiraz gösterdiler. Özellikle Özgürlükçü Parti. Ve sonuç olarak evet Anayasa Mahkemesi kabul etti. Özel sebep olarak da zarfların yapıştırıcı maddesinden bir sıkıntı olduğunu
ileri sürerek. Sonra tekrar seçime gidildi ve daha önce birinci aday olarak çıkan Cumhurbaşkanı adayı, Yeşillerin Cumhurbaşkanı adayı, şimdi hala Cumhurbaşkanlığına devam eden Fanda Belin daha çok bir farkla seçimleri aldı. Şöyle dedi, yani kazandı, seçimler iptal oldu, tekrar evet. seçime gidildi, ilk seçimi kazandı, daha büyük bir farkla kazanıp Cumhurbaşkanı oldu. Peki orada evet. iptal gerekçesi zarfların ağızlarının kapatılmamış olması gibi bir şey miydi? Çünkü mektupla oy evet. kullanma gibi bir sistemin de olduğunu evet. biliyorum. Evet, yani oradaki gerekçe o zarfların üzerindeki yapıştırıcı sistemin aslında çok iyi tutmadığını, onun için tekrar açılma tehlikesinin olduğunu ve bazı zarflarında açık olduğu için, tabii demokraside de gizlilik ilkesi söz konusu olduğu için seçimlerde bu ilkeye aykırı olduğu sebebiyle iptal oldu. İptal oldu. Uzun bir aradan sonra da iptal olması etkili ve enteresan olabilir. Binlerce oyun seçim kurallarının öngördüğünden daha erken açılması ve kimi oyların yetkisi olmayan kişiler tarafından sayılması evet. diye bir evet. gerekçe de herhalde ortaya konmuş. Evet. Orada da mı parti temsilcileri var, vatandaşlar yapıyorlar bu işi, sayma işlemini? Şimdi buradaki sistem, hatta bugün bazı Türkiye'deki arkadaşlarla bunu konuştuk. Genelde işte orada bir şey oluyor. Okul içerisinde, aynı Türkiye'de gibi ve parti temsilcileri bir başkan gönderi, başkan vekili var ve her partide tekrar kendini, herhangi bir vatandaş, hiçbir niteliği olmayabilir, yaşı dolmuş olan vatandaş olması yeterli, bir vatandaş da üye olarak da gönderiyor ve onun sayımda benzer Türkiye'deki gibi yapılıyor. Sonuçta aynen tekrar kayıt altına alınıyor, sayıldıktan sonra imza atılıyor ve seçim kuruluna gönderiliyor. Buradaki tartışma mektupla kullanılan oylarda mıydı daha çok, hatırlayabiliyor musun Şirvan? Yani oradaki tartışmalar, evet, daha doğrusu zarfın mektup oylarında, çünkü zarfların yapışmamasıyla ilgiliydi ağırlıklı olarak da. Tam yapışmadığı için açılabilir vesaire ve dediğimiz açılmış gibi, olabilir. İşte evet, erken açılmış aynen, olabilir aynen, gibi aynen, ama aynen, genelde mektupla oylamalardan bahsediyoruz herhalde. Şimdi evet, genelde mektupla oylamalardan bahsediyoruz. Diğerlerinde işte başkan şu olmalıydı, bu olmalıydı gibi bir tartışma olmadı. Yok, bizim öyle bir şey zaten söz konusu bugüne kadar hiç öyle bir tartışma Avusturya'da olmadı. Bizim hani Türkiye'deki gibi bir başkanın belli bir niteliği memur olup olmaması da söz konusu değil. Yani o artık seçimi düzenleyenlerin tercihine evet. kalmış gibi görünüyor. Çok evet. teşekkür ediyoruz Şirvan Ekici, verdiğin bilgiler için Rica eksik olma. Rica ederim, görüşmek üzere, hoşçakalın. Evet, 750 bin kişi posta yoluyla oy kullanıyormuş orada. Ve bu 750 bin kişinin kullandığı, posta yoluyla kullandığı oylarla ilgili ağırlıklı olarak tartışma yapılmış. Az bir farkla 31 bin oyla kaybetmiş rakibi ve itiraz etmiş. İtiraz ettikten sonra o itirazı Anayasa Mahkemesi yerinde bulmuş. Seçimleri iptal etmiş, yeniden yapılmış ama itiraz edenler daha büyük bir farkla kaybetmişler Avusturya'da. Şimdi bu seçim meselesini bitirmeden önce herhalde birkaç not aktarmamız lazım. Onlardan birisi Nevşehir Belediye Başkanı'nın açıklaması sanatçılarla ilgili. Sanatçıların her şeyi çok güzel olacak tartışmasına veya etiketiyle yaptıkları paylaşımlara çok enteresan biçimde o tartışma kar topu gibi büyüyerek devam ediyor. Ve Nevşehir Belediye Başkanı da bir paylaşımda bulunuyor. Şöyle diyor. Bir belediye başkanı bunu yapan, milletimizin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşayan, yani bu sanatçılar milletin milli ve manevi değerleriyle sorun yaşıyormuş. Yeri geldiğinde terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü propagandası yapıyormuş. 15 Temmuz hain gecesinde ortalara çıkamamış. Berkinleri her durumda anıp da Yasinleri, Erenleri asla anmayan. Gezide çapulcularla bir ve beraber olarak vandallığa destek olan. Ve ülkenin bekası söz konusu olduğunda devamlı kaçak güreşmiş, fakat YSK kararının hemen ardından aniden aslan kesilen, kendilerini sanatçı olarak addedip milli ve manevi toplum öncülüğü rollerini hiçe sayan şahısların bu dakikadan itibaren şehrimizde tarafımızdan düzenlenecek olan en ufak dahi olsa bir programda sahne alamayacaklarını Nevşehir Belediye Başkanı olarak tamamen kanaat özgürlüğüm çerçevesinde ilan ediyorum diyor. Kanaat özgürlüğün çerçevesinde ilan etmiyorsun. Zaten bu kanaata varmışsın, icra ediyorsun. Bu sanatçılar burada program yapamazlar diye. Program yaptırıp yaptırmamak belediye başkanının elinde. Ama bunca sanatçıya, o kadar çok sanatçı var ki, bunların hepsine
Yani söylemediğini bırakmamak yakışır mı bir belediye başkanına? Aynı ilde farklı partiye oy veren farklı siyasi görüşte insanlar da var. Onlar belki o sanatçıları alkışlıyorlar. Onların hakkını ortadan kaldırmak neden? Çok gerçekten uç sayılabilecek noktada tepkiler geliyor sanatçılara. Onlardan birisi de Kenan Sofuoğlu'na ait. Şöyle demiş Kenan Sofuoğlu. Yazıklar olsun nankörler. Bu ülkeyi yaklaşık 20 yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz. Lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var. Takipçiler de sanki yöneticiler vasıtasıyla sanatçılara gönderiliyor. İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullanıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama fırsatı yakaladık. Hadi AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim diye. Birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki sen kimsin? Motorcunun biriyim ama nankör değilim. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım. Bu arada siyasetçi falan da değilim demiş. Şimdi nereden tutsanız elinizde kalacak bir acayip paylaşım bu. Bir milletvekili yapıyor bu paylaşımı. Sonsuza kadar AK Parti'nin desteklenmesi talebi var burada. AK Parti memlekete hizmet etti. Evet etti. Bazı yerlerde edemedi. Hatalar yaptı mı yapmadı mı? Bu herkese göre farklı değerlendiriliyor. O zaman tek parti mi olacak Türkiye'de? Kenan Sofuoğlu'na göre kendisi motorcunun biri ama nankör değil. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaş. Kenan Sofuoğlu bu acayip paylaşımı yaptıktan sonra daha acayip de bir şey yapıyor ve diyor ki espri yapmış Sofuoğlu. Siyasete biraz espri katmak amacıyla yapmış olduğum paylaşım kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Yani şu paylaşımda kastedilenin ötesi ne olabilir acaba? Kastının ötesinde anlamlara taşınmıştır. Tabii ki bunu kesinlikle doğru görmüyorum ancak lüzumsuz tartışmalara sebebiyet vermemek için bu paylaşımı 4 dakika içerisinde kaldırdım. Yanlış anlama üzerinden gelen eleştirilerin başımın üstünde yeri var. Hususen yanlış anlama kastiyle gelen eleştirileri milletin vicdanına havale eder saygılarımı sunarım diyor. Yani acayiplik her yerinde böyle bir açıklamanın. Peki Kenan Sofuoğlu kim? Motorcuların biri. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaş. Ama bu arada bir milletvekili, siyasetçi değilim diyor ya, bir milletvekili seçimlere girdi, kazandı. Ve halkı temsilen gidiyor şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde mesai yapması lazım. Yapıyor mu? İki kez çıkmış kürsüye 24 Haziran'dan beri. Milletvekilinin işi ne? Kürsüye çıkmak, milletin derdini anlatmak değil mi? İki kez çıkmış kürsüye, birinde yemin etmek için çıkmış. Mecburi zaten, çıkmazsa milletvekili olamıyor. İkincisinde de bir sporla ilgili tartışma konusunda çıkmış. Peki sonrasında bir faaliyeti var mı? Söyleyeyim size. Meclisteki bu internet sitesinden çıkan her milletvekilinin bir karnesi var orada. Onlardan birisi bu da. Yasama faaliyetlerinde bulunmuş mu Kenan Sofuoğlu? Mesela ilk imza sahibi olduğu herhangi bir kanun teklifi var mı? Yok. İmzası bulunan herhangi bir kanun teklifi var mı? O da yok. Sahibi olduğu yazılı soru önergesi var mı? Bir şey merak etmiş mi yani millet adına? O da yok. İlk imza sahibi olduğu genel görüşme önergesi var mı? Yok. İmzası bulunan genel görüşme önergesi var mı? O da yok. İlk imza sahibi olduğu meclis soruşturma önergesi var mı? Hadi bu henüz verilmemiştir. Yok. Veya imzası bulunan diyor. İlk imza sahibi olduğu herhangi meclis araştırması var mı? Yani meclisimiz şu halkın sorunu var, bunu araştırsın. O da yok. Hiçbir şey yok ama lüks arabayla meclise geldiği için tartışmaların odağında olmak var. İşte ayağını masanın üstüne kaldırıp iki tane çalışanına emirleriniz diye yazdığı bir Instagram paylaşımı yaptığı için de tartışmaların odağında olmak var. Sonra o paylaşımı silmek var, şaka yaptım diyerek. Şimdi de sanatçılara ağza alınmayacak cümleler edip şaka yaptım diyerek silmek var. İşin bir tarafında bu var. Nevşehir Belediye Başkanı gibi düşünen Cem Küçük ihbarcılığa davet ediyor vatandaşları. Bizim taraftan diyor, yani kendi tarafından, hangi tarafsa o, olanlar bize yakın herhangi bir yerde bu sanatçılardan birini görürlerse bana havale etsinler, ben halledeceğim işlerini diyor. Yani onları işten attıracağım diyor. Bunun bir bedeli var diyor. Elbette bir bedeli var ama yani sanatçı işini yapıyor, şarkı söylüyor. Sibel Tüz'ün TRT'de programı var yeni şarkısıyla ilgili olarak. Hemen kraldan çok kralcılar o programı iptal ediyorlar.
Cem Küçük de diyor ki bedeli olacak. Başkaları da başka yerlerden atılacaklar. Atasınlar bakalım. Ama bu düzen sağlıklı bir demokratik düzen değil. Bunun da herkes farkında. Bedel ödeteceğim diye insanları artık konuşamaz hale getirmek. Halbuki Anayasa Mahkemesi bugün ne karar verdi? Birazdan onu aktaracağım size. Üstelik Türkiye'de bu ortam, bu atmosfer, seçim dönemi nedeniyle ekonomide durum nasıl? Onu da aktaracağım. Bu yapılanların nasıl yanlış olduğu da oradaki rakamlarla ortaya çıkacak. Rakamlar ve Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesiyle. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle devam edecek. Reklam. Parmağında sigorta, onunla işler yolunda. Dur şunu indireyim. Sompo Mobilo. Nedir bu özellikler? Nedir bu özellikler? Sompo Cephe Sigorta'dan yepyeni bir mobil uygulama. Sompo Mobilo. Tek tuşla tüm sigorta işlemleriniz ve çok daha fazlası parmağınızın ucunda. Sompo Mobilo. Parmağında sigorta, sigorta parmağında. Aniler gününde vatanda sevgi var, indirim var. 3-13 Mayıs tarihleri arasında Samsung Galaxy A50 ve A70 akıllı telefon alana tüm küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde geçerli 400 lira değerindeki hediye çeki vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Siz aynı anda yüzlerce radyo ve televizyon kanalını izleyip 24 saat kayıt altına alabilir misiniz? Ya da binlerce gazete ve dergi, on binlerce blog, haber sitesi ve sosyal ağların takibini yapabilir misiniz? Biz, yerel, ulusal ve uluslararası medyadaki yüz binlerce haberi tüm dünyada takip ediyor, ihtiyacınız olan tüm nitelikli bilgiye en yetkin ve kolay şekilde ulaşabilmeniz için sektörel gündem ve medya analiz raporlarını istediğiniz dilde hazırlıyoruz. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Anneler gününde vatanda sevgi var, indirim var. 10-13 Mayıs tarihleri arasında tüm notebooklarda %18 KDV kadar indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Reklam. Yavuz Ohan'dan Bir De Bunu Dinle devam ediyor. Hep söylüyorum, seçimle ekonomiyi birbirinden ayıramıyoruz. Siyasetle ekonomiyi birbirinden ayıramıyoruz ve bu seçim dediğimiz mesele de Türkiye'de yıllardır devam ediyor, hiç bitmiyor. Şimdi bitti derken 31 Mart'ta yeniden 23 Haziran'da gündemimizde İstanbul'da bütün Türkiye'nin, hatta dünyada birçok merkezinde gözü yapılacak olan bu seçimlerde. Seçimlere giderken dövizde ciddi bir yükseliş vardı, adım adım. Yüksek Seçim Kurulu'nun kararından sonra yukarıya doğru gitti. Dün akşam enteresan bir gelişme oldu. 6.25'leri bulan dolar fiyatı Asya piyasalarında Türk bankalarının gece yarısı müdahalesiyle geriye düştü. Şu anda 6.09 başarılı da olmuşa benziyor. Ama bazı ekonomistlerin buna, bu yönteme itirazları da var. Onu konuşalım, bu operasyonu. Bir de işsizlikle ilgili beklenti konusunda görüşlerini alacağız. Doçent Doktor Evren Bolgün'ün. Hoş geldiniz Evren Bolgün. Merhabalar Yavuz Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kamu bankalarını 1 milyar dolar satarak Asya piyasalarında Türk lirasının fiyatını değerlendirdiği, dövizin fiyatını düşürdüğü iddiası bugün Reuters'de vardı. Gerçekten de 6.09'lara inmiş görünüyor şu saatler itibariyle. Eğer son yarım 6.07 hatta şu anda görüyorum. Başarılı olmuş bir operasyon görüntüsü var. Bunun bir zararı var mı? Daha önce swap operasyonuna benzetenler var. Attığınız taş, ürküttüğünüz kurbağaya değmeyecek diyenler var. Görüşünüzü merak ederiz. Yani şimdi açıkçası Yavuz Bey, şöyle bir şey var. Yani bu biz özlerinize başladığınız gibi, yani son 4 yılda hatırladığım kadarıyla 6. seçim olacak. Evet, yani seçimsiz zamanımız yok. Sürekli seçim yapıyoruz. Evet. Şimdi 31 Mart öncesinde de hükümet, yani kamu bankalarını devreye sokarak aslında kuru 5.50 dolar için konuşuyorum. 5.50 seviyesini geçmemek yönünde bir şeyi vardı, hareketi vardı. Taktiği. Ve dolayısıyla o tarihte, yani 31 Mart öncesinde de biz 5.35'leri, 5.33 seviyelerine kadar da bir düşüşü yaşamıştık. Evet. Şimdi bunun bir benzerinin yaşandığını görüyoruz. Yani o tarihten bugüne baktığınızda, yani 31 Mart'tan bugüne baktığınızda düzenli yükseliş kaydeden ve son 3-4 gündür de çok hızını, şiddetini arttıran bir dolar döviz kuru var. Hı hı. Şimdi ya şöyle bir durum var bir kere. Yılbaşından itibaren dövizdeki artış
artış hızı %17'lere yaklaşmıştı. Şimdi bugünkü gerilemeyle 15 seviyesine, yani 4 ay içerisinde biz %15 döviz artışı yaşamış durumdayız. Bu işin bir kere bir önemli bir şeyi, unsuru, yani son bir ayda şiddetlenen döviz artışının arkasında bir kere siyasi belirsizlik var. En başta. Hı hı. Şimdi de yani son 3 günlük 4 günlük hikayede tabii YSK kararı var. Yani çok basit, açık, yani bunu görmemek mümkün değil. Hı hı. Şimdi seçim için önümüzde daha 40 günü aşan bir süre var malum, 23 Haziran'a kadar. Dolayısıyla bu artış hızı zaten bir noktada kesilmeye çalışılıyor kamu bankaları kullanılarak. Burada sizin de dediğiniz gibi Ziraat Bankası başta olmak üzere büyük şeyi o gerçekleştirdi gözüküyor. 1 milyar dolar civarı bir satış yapmış asya piyasalarında. Türkiye kapalıyken demek ki nöbetçi dealerlar tutulmaya başlanmış şeyde, kamu bankalarında. Asya piyasası malum bir de likidite düşük zaten döviz piyasasında. Yani herhalde 2'den sonra yapılan bir operasyon sabaha kadar. Şimdi etkili olur mu dediğiniz soru, bence olmaz. Yani uzun vadede bunun etkisi mümkün değil. Çünkü dövizi yükselten unsurların başında son dönemdeki yaşadığımız siyasi belirsizlik yatıyor. Dolayısıyla bu belirsizlik ortadan kaldırılmadan bu artış hızını 1 milyar dolar değil, yani 5 milyar 10 milyar dolar satamayız ki. Yani biz her gün şey mi satacağız, döviz mi satacağız? Merkez Bankası'nın rezervleri, kaldı ki bu bankalarda bu dövizi şeyden, yani kendi pozisyonları itibariyle açık pozisyon yaratacak durumda değiller. Yani Merkez Bankası ile kamu bankaları arasında bu yapılan swap işlemleri arkasından da kaynaklanan bir döviz alışverişi oldu geçtiğimiz dönemde. Evet. Dolayısıyla hani bu sürdürülebilir bir hareket değil. Dolayısıyla ben bunun, hani şimdi şöyle teknik olarak hani size bir iki rakam lütfen. Şimdi 6.25 seviyesi, yani 6.20'nin biraz üstü kritikti. Eğer orası zaten kırılsa ve 1-2 gün daha onun üstünde kapanış olsaydı günlük dolarda, biz 6.50'ye doğru gidiyorduk önümüzdeki hafta itibariyle. Dolayısıyla şimdi şu anda onun önü kesilmeye çalışıldı. Aynen az önce anlattığım 5.50'deki operasyonun bir benzeri. Şimdi nereye kadar inebiliriz? Açıkçası 6 seviyeleri bence önemli. 6 seviyesinin üstü. Önümüzdeki hafta içerisinde, yani hafta başlarında tansiyon eğer yine yükseliş yönünde olursa siyasi tarafta, bu tekrar yukarıya gitme potansiyeli taşır. Ama bugün itibariyle baktığınızda evet, operasyon bir gün için başarılı olmuş gözüküyor. Şimdi buyurun bitirin sözünüzü. Estağfurullah. Bu operasyon öncesinde dolar sürekli yukarıya doğru giderken biz şunu mu anlıyorduk? Türkiye'deki yatırımcılar, çünkü Merkez Bankası da Türk lirasına ulaşımı pahalılaştırdı. Faizleri kapalı olarak, üstü örtülü olarak arttırarak Türkiye'deki yatırımcılar borsada çok aşağılarda, diplerdeydi, 88 binlerde. Kendi varlıklarını satıp dolar alıp yurt dışına mı götürüyorlar? Bunu mu anlıyorduk? Yani dolara talep oradan mı geliyordu? Eğer oradan geliyorsa şimdi durdu mu? Ya da onlar daha ucuz alıp mı gidiyorlar? Nasıl oluyor bu iş? Yok, şimdi şöyle bir kere içeride aşağı yukarı, yani 6 aya aşkın süredir, yani bu geçen senenin sonbaharından itibaren Türkiye'de, yani hane halkı dediğimiz vatandaş artı şirketleri de katalım, yani tüzel şirketleri var şeyler, yani bu düzenli olarak döviz alımı yaptılar. Yani yılbaşından itibaren hatta artarak yapıldı, 20 milyar dolar civarında bir döviz alımı oldu. Bunun akabininde zaten döviz miktarı 180 milyar doları aştı şeyde. Ama şöyle bir şey var. Geçen hafta itibariyle yaklaşık 1,5 milyar dolar yakın civarında bir satış oldu. Yani ilk kez son 6 aylık düzenli alım trendinden sonra geçen hafta 6, ama geçen hafta kur 6 seviyelerindeydi. Evet. Yani 6.25 ile 6 arasını daha yeni şurada 3-4 gündür, yani bu hafta yaşadık. Dolayısıyla içeride hane halkı biraz daha az, şirketler birazcık daha fazla olmak üzere 6 seviyelerinde bir döviz satışı oldu. Ama o zaten YSK kararı öncesiydi. Dolayısıyla YSK kararı gelince 6 seviyesi de kırılarak aslında yeni bir şeye geçtik. Süreç kanala başladı. Geçtik. Yeni bir 6 ile 6.25 diyebiliriz o kanala şu an itibariyle. Yani önümüzdeki hafta dikkat etmemiz gereken nokta bence birincisi bu 6 seviyesi geçilecek mi aşağı yönde, düşüş yönünde. Yani o önemli. Bir de tabii ki kamu bankaları bu sürece tekrar kamu yönetimden, yani kamu yönetimden verilecek herhalde bir
talimatla devam edebilecekler. Edebilecek kadar yani o kadar kurşun var mı elde? Şimdi merkez, yani bir kere bankalarda ben hani o bu işin sürdürülebilir, yani bu bir zarar görevi şeklinde dönüşmemesi lazım. Yani şimdi Merkez Bankası zaten geçtiğimiz yıl itibariyle bu vadeli işlemler piyasasında döviz satış yönünde pozisyonlar aldı. Buradan kar ettiği oldu çünkü kur 7.20'ye çıktığı zaman geçen sene Ağustos ayından itibaren düzenli bir düşüş trendini sergiledi zaten. 5.30'lara kadar düşüş oldu ya 6 aylık periyotta. Merkez Bankası'nın burada vadeli, orada kaldıraç var biliyorsunuz. Vadeli işlemler yok dediğimiz borsa üzerinde Merkez Bankası'nın satıcı pozisyonunda kalıyor olması ve yüklü miktarda da satışlar yaptı orada. Oradan Merkez Bankası kar etti. Zaten o ettiği karın bir kısmını seçim öncesinde yaklaşık 35 milyardı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hazineye devretti. Nisan'da vermesi gerekeni Ocak'ta verdi. Onu da devretti. Onun içinde o kar da var. Şimdi şöyle bir şey, Merkez Bankası'nın bilançosuna baktığınızda bir kere zaten o da bir tartışma konusu oldu biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Evet. Yani şu an itibariyle yaklaşık 25.8 tam rakamını vereyim. Yani 26 milyar doların biraz altında net rezervi var. Buna altın dahil yalnız. Şimdi yani altını çıkardığınız zaman rakam daha da böyle 13-14 milyar dolarlara kadar düşüyor. Yani kurşun o kadar fazla değil tabancada diyorsunuz. Değil tabii. Onun dışındaki zaten operasyon Merkez Bankası'nın dün aldığı şey kararına dayanıyor. Bu TL mevduatlarına bir kat sayıyla dövize dönüştürme imkanı veriyor ya. Buna rezerv opsiyon mekanizması diyoruz. Çok teknik de uzatmak istemiyorum. Aha. Hani o taraftan hani Merkez Bankası dün bir taraftan bankalara 3 milyar dolara yakın 2.8 milyar dolar döviz verdi. TL çekti. Ama diğer taraftan da döviz mevduatına munzam karşılığını arttırmak suretiyle de döviz aldı. Yani bütün yaptığı işlemin neticesinde Merkez Bankası'na sadece 200 milyon dolarlık bir giriş olmuş oldu. Enteresan. Faizler de düştü mü peki bu operasyonla? Onlara bir şey oldu mu? Ya şimdi şu asıl nokta tabii o. Yani birinci tabii ki dövizin ateşini söndürebilir olması. Ama o hakikaten problem. Ama diğer taraftan dediğiniz gibi faiz. Şimdi bir faize baktığınızda ben önünden söyleyeyim şu anda 24.36 yüksek. 2 yıllık gösterge repo faizi de 25.5. Merkez Bankası'nın şu anda 24. 24'ten 25.5'a çıkarttı zaten. Yani Merkez Bankası aslında arka kapı diplomasisiyle yaptı. Evet, haftalık repoyu iptal etmek suretiyle aslında bu hafta geçici olarak geçici gibi gözüküyor ama orada da şöyle bir açmaz var. Merkez Bankası 2 hafta önceki toplantısında da sıkılaştırma sinyalini yani önümüzdeki dönemde sıkılaştırma yapacağı sinyali metinden çıkartmıştı. Yani bir faiz indirimi beklerken faiz yükseldi. Dolar yukarıya doğru gitti. Biz buna herhalde 23 YSK kararı sonucu diye de bakabiliriz. Yani 23 Haziran yani kararı. Biz bunda hatta piyasa profesyonelleri ve analistleri herkes kendi seninde meclisinde bunu eleştirdi. Evet. Yani bir önceki toplantıda sıkılaştırma mesajı veriyorsun gerekirse. Şimdi onu ortadan kaldırıyorsun o cümleyi. Zaten o cümleyi kaldırınca bizde bir yükseliş hareketi yaratıldı. O zaman neye güvendiğini açıklaman gerekiyor. O zaman biz biraz da mi bekleyeceğiz? Bu durgunluktan kurtulmak, faizlerin aşağı inmesi, işlerin rayına girmesi. Bu sefer 31 Mart'tan sonra ertelenmişti. 23 Haziran sonrasında mı ertelendi gibi görünüyor? Aynen öyle. Yani şimdi bu şartlar altında bir kere önümüzdeki 40 gün süreç siyasi tansiyonu Türkiye'de siz benden daha iyi biliyorsunuz. Çok iyi manipüle edilebilecek bir durum. Yani ne tür tartışmaların yaşanacağını da göreceğiz. Ne tür hareketler, yani anketler gelecek. Tekrar YSK devreye ileride girer mi girmez mi? Yani her şey artık üzerine konuşmak bile zor diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz Evren Bolgun. Değerlendirmeler için eksik olmayın. Sağ olun, hoşçakalın. Yüksek Seçim Kurulu ne tür kararlar alacak derken Yüksek Seçim Kurulu kararını aldı. 23 Haziran'da İstanbul'da seçimler nasıl yapılacak? Sandık kurullarına itirazlar vardı. İşte ve sandık kurulları yüzünden koskoca seçim iptal edildi daha doğrusu. Şöyle diyor, ilk kez siyasi partilere verilecekmiş YSK karar almış sandık kurullarının listeleri. Yani aklınız neredeydi demesi gerekiyor herhalde. İnsanların seçmen listeleri güncellenmeyecek. Yani kim oy kullandıysa kimin oy kullanma hakkı var idiyse 31 Mart'ta o gidip oyunu kullanabilecek.
Sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Üyeler enteresan. Çünkü bir üyeydi sanıyorum. Yasada diğer üyelerin de sandık kurulu başkan ve üyeleri mutlaka kamu görevlileri arasından seçilecek. Asker, yükümlü ve kısıtlar oy kullanamayacak. Zaten kullanamamış, yasaktı. Aynı şekilde devam ediyor. Bakalım sandık kurulları yeteri kadar memur bulabilecekler mi? Ya da kamu görevlileri, buraya da memur denmemiş. Kamu görevlileri, işte belediye çalışanları kamu görevlisi midir değil midir? Kamu bankalarında çalışanlar kamu görevlisi midir değil midir? Herhalde onlar üzerinde de bir tartışma yürüyecektir. Ya da Yüksek Seçim Kurulu o konulara açıklık getirecektir. Şimdi iyi haber, Ayşe öğretmenle ilgili tahliye haberini vereceğiz. Bu tahliye haberi Anayasa Mahkemesi'nden gelen hak ihlali kararıyla birlikte geldi. Ve bu karar aslında birçok kesimin de beklediği bir karar. Gerekçeleri dikkat çekici. Onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Üzerine konuşacağız bunu. Bir de bunu dinle. Size artık her zamankinden daha yakın. Mail adresimiz ve WhatsApp üzerinden bize ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0531 629 3292. Mail adresimiz rsfmbidebunudinle@gmail.com. Çocuklar ölmesin diye Kanal D'de Beyazıt Öztürk'ün programına Beyaz Şov'a bağlanmıştı ve orada bu sözü söylediği için terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle 1 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Hapse gireceği zaman hamileydi, çocuk bekliyordu, ertelendi. Çocuğu oldu, bir kez daha ertelendi, sonra çocuğuyla birlikte hapse girdi. Bu arada Anayasa Mahkemesi Ayşe öğretmenin durumunu görüştü, dosyasını görüştü, biraz gecikmeli olsa ve enteresan başlıklar var görüştüğü bu olayla ilgili verdiği kararda. Şöyle diyor: şiddeti kışkırtma veya demokratik ilkelerin reddi durumları dışında ifade özgürlüğünün kullanımından kaynaklanan müdahaleler demokrasiye zarar vermekte ve onu tehlikeye atmaktadır diyor. Yani burada şiddeti kışkırtma veya demokratik ilkelerin reddi hariç kalan kısmı ifade özgürlüğü olarak görülmesi gerektiğini söylüyor. Ve bu durum, bu kriter HDP'li siyasetçi ve gazeteciler olmak üzere birçok düşünce suçlusunun davasında neden uygulanmadı sorusunu birlikte getiriyor. Gazeteciler, işte daha çok yeni Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak'la ilgili kararlar vardı, reddetti hak ihlali taleplerini. Peki böyle bir düşüncesi varsa Anayasa Mahkemesi'nin, niye oralarda o dosyalarda kullanmadı? Şimdi önümüzde de akademisyenlerle ilgili dosyalar var, ya da Türk Tabipler Birliği'nin aynı şekilde dosyası Anayasa Mahkemesi'nin önüne gidecek. Benzer durumlar, aynı karar çıkacak mı? Ya da bir önceki gazetecilerin dosyasında niye aynı karar çıkmadı? Ergin Cinmen var telefon attığımızda. Hukukçu Ergin Cinmen'le konuşacağız. Aynı zamanda bu dönemde Anayasa Mahkemesi'ne de epeyce mesai vermiş bir isim. Hoş geldiniz Ergin Cinmen. Teşekkür ederim efendim. Buyurun. Baktınız mı kararın gerekçesine? Tabii. Ayşe öğretmenle. Evet, baktım. Çok özgürlükçü bir gerekçe gibi görünüyor. Tabii bazı kararları öyle, bazı kararları ise değil. Yani Anayasa Mahkemesi'nin yerleşik içtihadı diye bir içtihadından aslında artık bahsedemeyiz. Ayşe öğretmen de böyle bir karar verdi. Fatma öğretmen de değişik bir karar verebilir aynı konularda. Bunun çok net örneği ise Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak kararı. Hı hı. Bundan bir yıl önce biliyorsunuz Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak bir televizyon konuşması nedeniyle aslında bir dava açıldı ve ağırlaşılmış müebbete mahkum oldular. Bundan bir, yani üçü açısından da delillerin %80'i aynı. Ve bir yıl önce biliyorsunuz Mehmet Altan'la ilgili Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu kendisinin durumunu basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğüne aykırı olarak karar verildiğini mahkemeler, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tespit edilmişti. Ve Anayasa Mahkemesi Mehmet Altan'la ilgili son derecede uygun gerekçelerle ihlal kararları verdi. Bir çifte standart var diyorsunuz yani. Ancak daha işte geçen hafta aynı kanıtlarla bu sefer ihlal yoktur dedi, oy çokluğuyla. Her ikisi de oy çokluğuyladır. Şunu söylemek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin artık yerleşik içtihadı diye bir
içtihattan bahsetmek mümkün değildir. Bu yani, çok kötü bir şey tabii ki. Evet, Anayasa Mahkemesi'nden çözüm bekleyen ya da oradan adalet bekleyen Türk Tabipler Birliği davası var. Onlar orada. Evet. Akademisyenler var. Evet. Oradan da belki uygun kararlar çıkabilir. O anın ruhuna göre veyahut da siyasetin durumuna göre ne yazık ki Anayasa Mahkemesi yolunu o şekilde buluyor. Bu çok bir hukukçu olarak bunu söylerken çok rahatsızım tabii ki. Çok can yakıcı bir şey. Ne yazık ki öyle, çünkü bunu ben kendi kafamdan söylemiyorum. İşte demin bahsettim. Aynı konuda bir yıl önce vermiş olduğu kararı bir tarafa bıraktı Anayasa Mahkemesi. Hı hı. Bir yıl sonra tamamen o kararındaki tespitlerden döndü. Dolayısıyla artık Anayasa Mahkemesi bu konularda şöyle karar verebilir diye bir öngörümüz bizim olamaz. Ne yazık ki durum bu yani. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeler için eksik olmayın. Ben teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Ergin Cinmen anlattı. Ayşe Öğretmen'le ilgili karar iyi, güzel ama artık yerleşik içtihattan bahsedemiyoruz Anayasa Mahkemesi'nde. Çünkü kısa süre önce benzer bir dosyada farklı bir karar verdi. Siyasi duruma, atmosfere ve tansiyona göre Anayasa Mahkemesi'nin kararları değişebiliyor dedi. Az önce söyledim, Türk Tabipler Birliği'nin de benzer bir durum var Ayşe Öğretmen'le. Aynı zamanda akademisyenlerin benzer bir durum var. Bu suça ortak olmayacağız bildirisine imza attığı için. Peki onlar neye güveniyorlar şimdi bu kararla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla birlikte kendileri için de hak ihlali kararı verileceğini nereden çıkartıyorlar? Şu cümlelerden şöyle diyor. Anayasa Mahkemesi'nin çözümlemesi gereken mesele, başvurucunun açıkladığı düşüncelerin terör suçunun işlenmesine tahrik olarak kabul edilip edilmeyeceğidir. Bununla birlikte akılda tutulması gereken ilk şey, Türk hukukunda terörle bağlantılı her tür düşünce açıklamasının değil, yalnızca terör örgütlerinin cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterecek, övecek ya da yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandanın yapılmasının suç olarak kabul edilmiş olduğudur. Terör veya terör örgütüyle bağlantılı olsa bile içinde şiddete başvurmayı cesaretlendirici ifadeler yer almayan, terör suçlarının işlenmesi tehlikesine yol açmayan, terör örgütünün ideolojisi, toplumsal veya siyasal hedefleri, siyasi, ekonomik ve sosyal sorunlara ilişkin görüşleriyle paralellik taşıyan düşünce açıklamaları terörizmin propagandası olarak kabul edilemez diyor. Yani epeyce geniş bakılan bir karar sonuç itibariyle. Ayrıca Ayşe Öğretmen'in yaptığı çağrının, çocuklar ölmesin çağrısının televizyondan bir terör propagandası olarak görülemeyeceğini, terörden zarar görenlerin burada zor durumda bırakılmadığını, terörle mücadele edenlere herhangi bir söz söylenmediğini, çocukların ölmemesi talebinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirileceğini de söylüyor Anayasa Mahkemesi. Bakalım bu suça ortak olmayacağız bildirisinin altına imza atan akademisyen. Akademisyenler ki biri en son cezaevine girdi maalesef, akademisyenler uğurladı onu. Birçoğu da yargılanıyor ve farklı cezalar alıyorlar. Onlar için nasıl bir uygulama olacak? Türk Tabipler Birliği yöneticileri ceza almıştı çok yakın zamanda. Savaş bir halk sağlığı sorundur bildirisini yayınladıkları gerekçesiyle onlar için nasıl bir çare olacak? Belki de yerel mahkemeler bu kararları alıp bunlar üzerinden değerlendirme yapmaları lazım ama Türkiye'de maalesef sistem öyle işlemiyor. Bazen Anayasa Mahkemesi karar alıyor, yerel mahkeme o karara bile uymuyor ki Mehmet Altan davasında buna da şahitlik etmiştik. Şimdi bir nefes alıyoruz ve haftanın kitabına geliyoruz. T İnsan kitabın ismi. Gerçekten çok enteresan. Fütürist Ufuk Tarhan tarafından yazılmış. Hem bu kitabı hem de bu günümüz favori tanımlamalarından fütüristliği biraz konuşalım istiyoruz. Bir de bunu dinle. Hukuk kavram dilidir. Kavram dilidir. Bu kavramları bilmezseniz uygulamanızda yanlış olur. Bu Anayasa Mahkemesi kararını resmi gazetede yayınlandıktan sonra bütün mahkemeler uygulamakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi'nin kararları tavsiye niteliğinde değil, bağlayıcıdır. Aksi takdirde anayasal sistemin karşısına çıkmış olursunuz. Yargıçlık mesleğini gerçekten yasalara göre, hukuka göre, vicdanınıza göre yapamıyorsanız bu meslekten ayrılırsınız. Bir de bunu dinle. Yılın en inovatif iş kitabı ödülünü almış. Gelecek tahmin edilemez, tasarlanır ve yaşanır. Geleceğin başarılı insan modeli, T İnsan adlı kitap. Ufuk Tarhan yazarı ve telefon attığımızda fütürist Ufuk Tarhan. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Şimdi ben kitaba biraz göz gezdirdim. Tümünü okumadım, doğrusunu söylemem lazım. Ama epey bir mesai de harcadım. Aslında insanın hayatında başarıyı yakalamak için yapması gerekenlerin anlatıldığı bir kitap ve teknolojinin de kullanıldığı bir kitap diyebiliriz. En yeni gördüklerinden birisi de bu QR kodla ilgili bilgilere, linklere gidebilme özelliği herhalde kitabın, ama bunları anlatmanızı rica edeceğim. Önce bize fütüristin ne olduğunu söyler misiniz? Bu günümüzün en çok üzerinde durulan, çok rastladığımız bir tanımlaması. Fütürist aslında tarihçi gibi. Tarihçiler nasıl geriye bakıyorlar? Geriye doğru bakıyorlar. Yani aslında içinde yaşamadığımız dönemlerin akıl, bilgi, teknolojiyle nasıl yaşanmış olabileceğini senaryolaştırıp bilgiye dönüştürüyorlar ve onu bizim kullanmamıza izin veriyorlar ya da sağlıyorlar. Yani geriye doğru bakılıyor. Fütürizm de aynı şekilde yine akıl, bilgi, teknolojiyle ileride neler olabileceğine dair senaryolar, olasılıklar geliştirerek bu bilgilerden yararlanıp hayatımızı, işimizi, gücümüzü, yani geleceğimizi, yaşantımızı düzenlememize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Multidisipliner, yani bütün disiplinlerden yararlanıyor. Özellikle ekonomi, sosyoloji, teknoloji, psikoloji, ekoloji, onların hepsini kullanarak tamamen bilimsel verilerle dediğim gibi senaryo geliştirmek ileriye doğru. Yani tarihin tersine iz düşümü diyebiliriz. Çok da iddialı bir şey herhalde, alan, disiplin alanı diyebiliriz herhalde. Çünkü birçok iddialı derken birçok alandan, bilimden yararlanılarak bir ileriye doğru bir bakış, bir yol haritası anladığım kadarıyla insanlara çizmek açısından söylüyorsunuz bunu. Yol haritası çizebilmesi için olasılıkları yapıyor, yani ortaya çıkarmaya çalışıyor ve hani her şeyin geleceği var, dolayısıyla geleceği olmayan hiçbir şey yok. O açıdan hem iş, hem hayat, hem de sektörler açısından her sektör ve herkesle her yaş için aslında çok kullanılması gereken bir bilgi. Biz bunun bilgi olduğunu son yıllarda fark ediyoruz. Yani özellikle sanayi devriminden sonra, özellikle de 60'lar 70'lerden sonra. Ondan önce daha çok, özellikle bizimkisi gibi oryantal kültürlerde, işte kader, kısmet, bizim gelecek dokunamayacağımız bir şey, yani o kendiliğinden olur ve biz ona doğru gideriz, sanki bir şey belirlenmiş de biz onu yakalamaya ya da ona yürümeye çalışıyoruz gibi. Kitabınızda da izah ediyorsunuz bu kader meselesiyle sizin bakışınızı. Kader, evet, meselesi. Evet, yani şeyi kabul ediyoruz tabii, yani bu gelecekte şu olur bilmiyor, diyemiyor, bunu hiçbirimiz bilmiyoruz henüz. Ama ne olabilecekleri bir miktar ölçebiliyoruz, dediğim gibi tahmin edebiliyoruz ve yaptıklarımızın gelecekteki bazı senaryoları değiştirdiğini, etkilediğini artık görüyoruz. O zaman daha akıllı yaşayalım. Mesela şu anda müthiş bir çevre felaketine doğru gidiyor dünya. Çok hakikaten plansız, hesapsız yaşıyoruz, tüketiyoruz ve kullanıyoruz dünyanın kaynaklarını ve birbirimizi. Şimdi yeni bir takım raporlar açıklandı. Hakikaten tüyler ürpertici. Bunları hesaplayabiliyorsa dünya artık geleceğe yürürken dikkate alsın, alalım çabası aslında. Peki, T İnsan kitabın ismi, 20. baskısında yapmış, çok da ilgi gördüğü belli, destek yayınlarından 22 ya da 23'e geçti. 20 yani. Benim elimde o zaman, peki düzeltiyorum, evet, hemen, evet. 20 benim elimde. Ne diyorsunuz siz bu kitapta insanlara? Bu kitapta aslında insanlara geleceğe hazırlanmak için somut bir öneri, bir model veriyorum, vermeye çalışıyorum. Ben de kendimi öyle dönüştürdüm. Ben 60 yaşındayım. Ve 40 küsur yaşlarımdan sonra, hatta 44-45 yaşından sonra ancak bilebildim kendimden başka bir ufuk, istediğim gibi yeteneklerim, yetkinliklerim doğrultusunda bir ufuk yaratabilmeyi. Hem o deneyimler, hem de dünyada aslında kullanılan bir takım metodolojiler ve bilgilerle, bir fütürizm ve teknolojiden yararlanarak insanlara diyorum ki, yani hepimiz şey diyoruz, gelecek değişecek, çok acayip şeyler olacak. Evet. Peki ben nasıl ona adapte olayım kısmı açık kalıyordu. Hakikaten orada bir sıkıntı vardı. Ona cevap vermeye çalışıyorum. Ve diyorum ki T gibi, yani T'nin dik bacağı aslında o sembolik değil, bayağı teknik bir açıklama.
T'nin dik bacağı bizim derinleşmemiz ve uzmanlık demeyeyim ama herkesten fazla bilip paylaşabileceğimiz bilgilere, derinleştiğimiz alana işaret ediyor. Yatayda da o derinleştiğimiz alan için her türlü sektörle nasıl iletişim kurabiliriz, ilişki kurabiliriz, o sektörlerin, o alanların, o konuların geleceği nasıl olabilir, onu da öğrenmek ve çalışmak durumundayız. Mesela ben gelecek konusuna derinleşiyorum ve bu benim için hiç bitmeyecek bir konu. Yani ben artık gelecekle ilgili kendimi adamış bir T'yim. Ama onu yaparken işte turizmin geleceği, otomotivin geleceği, iletişimin, çocukların, eğitimin filan gibi birçok konuya da bakmak durumunda kalıyorum. Böyle bir şey T'leşmek. Gelecek bilinmediği için korkutucudur ama mutlaka geleceğini bilip cesaretli olmak lazım diyorsunuz kitabınızda. Herhalde başlangıcı da bu. Kendi hayatınızdan da örnekler vererek, yaşadıklarınızı da ortaya koyarak tebrik ederiz. Güzel bir kitap. Zaten okuyanlar tarafından çok beğenildi, yaptığı baskılardan belli. Biz de bu kitaptan 3 arkadaşımıza sizin imzanızla bu akşam bu kitabı armağan edeceğiz. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İlk defa böyle bir yayın yapıyorum bu arada. Sizi ekranımdan izliyorum. Çok güzel. Şimdi ben nereye konuştuğumu şaşırdım. Ekrana konuşuyor gibi konuşuyorum ama sesiniz daha önce geliyor. Evet. Çok teşekkür ederim. İlginç bir deneyim oldu. Çok keyifli geçti benim için. Sağ olun, eksik olmayın. Hep izleyin bizi. Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ olun. Sağ olun. Efendim, T İnsan kitabını konuştuk Ufuk Tarhan'la. Gerçekten enteresan. Fütürizme ilgi duyanlar şu kitabı göz atabilirler. Yeni tekniklerde kullanılmış kitapla ilgili söyleyelim. Kitap yazılırken işte o QR kodla bağlantılara gitmek, ilgili haberlere gitmek gibi okutuyorsunuz telefonunuzdan. Sizi o linklere götürüyor eğer merakınız varsa. Kimlere armağan edeceğiz? Ayaküstü rumuzuyla bizi izleyen izleyicimize gönderecekmişiz. Bülent'e gönderecekmişiz. Soyadı yok mu arkadaşlar Bülent'in? O da Bülent adıyla. Tolga Geçgel de 3. tarihli izleyicimiz. Onlara adreslerine gönderiyoruz bu kitabı. İmzaladıktan sonra Ufuk Tarhan. Sizler de bize fotoğraflarınızı aldıktan sonra gönderirseniz biz de ayrıca memnun oluruz. Şimdi bitiriyoruz yavaş yavaş. Başlarken dedim ki 1,5 saat boyunca sizlere gündemi aktarayım. Hafta sonu bugün, sonrasında da unutun. Unutun, gerçekten hafta sonu da biraz rahat geçirin. Hepimiz biraz rahat geçirelim. Zaten pazartesi gelecek. Pazartesi biz bu meseleleri daha detaylı bir şekilde konuşacağız, tartışacağız, kızacağız, üzüleceğiz, sevileceğiz. En azından hafta sonumuz biraz daha keyifli geçsin. Umuyorum ki hepinize keyifli bir hafta sonu diliyorum. Vedamızı Haluk Levent'le yapıyoruz. Dert olur diyor Haluk Levent. Pazartesi saat 17.30'da biz buradayız. Görüşmek üzere. Bu arada bizden sonra hemen Çağlar bekliyor. Haberleri verecek size. Onu da kaçırmayın. Hoşçakalın. Her bakışın içinde